Giriş Benim. yapacaksınız muhtemelen. Herhalde siz Evet, bir intro ben bir falan. giriş yapacağım. Evet. Herkese merhabalar. Muğla Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Yapay Zeka Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen webinar serisinin beşincisine hoş geldiniz. Ben Yapay Zeka Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Nida Gökçe Narin. Yapay Zeka Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde açıldı. Kadrosu İstatistik Bölümü, Matematik Bölümü, Radyoloji Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliğinden öğretim üyelerinden oluşmakta. Bahar dönemi boyunca devam edecek bu webinarlar dizisinde alanında uzman, çok değerli araştırmacıları, eğitmenleri ve sektör temsilcilerini konuk ediyoruz. Etkinliklerimizde MSK'yı Yapay Zeka YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. LinkedIn'i hepimiz aktif olarak kullanıyoruz. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Bugünkü konuğumuz sağlıkta doğal dil işleme algoritmaları ve uygulamaları başlıklı sunumu ile Sayın Veysel Kocaman. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Veysel Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Ben hemen sunuma başlamadan önce kısaca sizi tanıtmak isterim katılımcılarımıza. Veysel Kocaman, merkezi Amerika'da bulunan John Snow Lab şirketinde veri bilimci olup ağırlıklı olarak sağlık sektörüne yönelik doğal dil işleme ve makine öğrenmesi projeleri üzerine çalışmaktadır. Bu zamana kadar Roche ve Novartis gibi önde gelen birçok ilaç firmasının Ar-Ge birimlerine danışmanlık yapmış, AI ve machine learning projelerini bizzat yönetmiştir. Makine öğrenimi, yapay zeka, büyük veri dahil olmak üzere veri biliminin birçok alanında 10 yıldan fazla deneyime sahip deneyimli bir yazılımcı ve veri bilimci olan Kocaman, Google Developer Expert in Machine Learning unvanına sahip olan Türkiye ve Hollanda'daki ilk kişilerdendir. Ayrıca Google tarafından çeşitli zirvelere ve etkinliklere konuşmacı olarak davet edilmiş ve startuplara yönelik yürütülen çeşitli mentorluk programlarına katılarak yapay zeka tabanlı modellerin küçük ve orta boy işletmelerin faaliyet alanlarına entegre edilmesine yönelik uygulamalarda eğitimler vermiştir. Ayrıca 2020 yazında Stanford Üniversitesi'nin programlama metodolojileri sınıfında bölüm lideri ve öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Halihazırda Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nden derin öğrenme alanında doktorasına devam etmektedir. Auto machine learning ve dağıtık veri işleme alanlarında lisansüstü düzeyde dersler vermekte olup bu zamana kadar birçok akademik konferans ve dergilerde çeşitli araştırma makaleleri yayınlamıştır. İstatistik, veri bilimi, yazılım mimarisi, DevOps, makine öğrenimi ve yapay zeka konusunda çeşitli kuruluşlara ve eğitim programlarına CTO ve baş veri bilimci olarak danışmanlık yapmakta olan Kocaman, Data Science and Artificial Intelligence etkinlikleri, konferanslar ve atölye çalışmalarına aktif olarak katılmakta ve tecrübelerini aktarmaktadır. Bugün de bizlerle tecrübelerinden bahsedecek. Hocam buyurun lütfen, söz sizin. Çok teşekkürler hocam, çok teşekkürler. Öncelikle davetiniz için teşekkürler. Sosyal medyada görürdüm, fakültenizin yaptığı etkinlikleri ilgiyle takip ederdim. Bu konuda Türkçe kaynak az malum. Haliyle davet geldiğinde mutlaka katılıp iştirak etmeye, paylaşmaya çalışıyorum öğrencilerle, yani sektör çalışanlarıyla. Şu an siz de bahsettiğiniz gibi Hollanda'dayım. Leiden Üniversitesi'nde bir part-time görevim var. Hem lecturer hem PhD researcher olarak. Ama tüm yaptığım işler tamamen Amerika'ya yönelik. Ve daha önce de orada Silikon Vadisi'de dahil olmak üzere birçok firmada çalıştığım için startuplarda co-founder'lık da yaptık. Haliyle şu an burada karar kıldık ülke olarak ve şu an çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama artık sınırlar kalktı malum. Covid nedeniyle. Şu an çok da fark etmiyor nerede oturduğumuz. Tamamen yaptığımız işin hüviyeti önemli. Şimdi bugün ne yapacağız? Bu zamana kadar belki katılımcılardan tanıyanlar oluyordur LinkedIn'den vesaire. Ben genelde sağlıkta NLP'nin healthcare paylaşımları ve etkinlikleri ve bunlarla ilgili projeler yürüten bir ekiple beraber çalışıyorum. Şimdi isim olarak Jon Snow Labs ismini görünce tabii ki herkesin aklına böyle bir çağrışım yapmıştır Game of Thrones. Aslında öyle değil. Ben de tabii ilk başta öyle düşünmüştüm. Yaklaşık 2 yıl oldu geleli. Jon Snow 18. yüzyılda veri bilimi kullanarak ilk defa sağlık
alanında kullanıp bir problemi çözümde, sağlık problemini çözümde kolera salgınının temelini bulmak için, işte hangi kuyumdan kaynaklandığını, su kuyusundan kaynaklandığını bulmak için veriyi kullanan ilk bilim adamı olduğu için sağlık alanındaki bir faaliyet yürüten Johnson Aldous da o ismi almış gözüküyor. Tamamen dağıtık bir ekibe sahibiz dünyanın dört bir tarafında. O yüzden remote ekiplerde çalışmak çalışan olarak güzel, ancak yönetici olarak çalışınca bir araya getirmek çok zor olabiliyor. Çünkü yani hemen onda kısaca bir değinecek olursanız, işte Hindistan'daki ekip işini bitirdiğinde Güney Amerika'dakiler kalkmış oluyor artık. Oradakiler onların işini devralıyor vesaire gibi. Ama zaten bu son 2 yıldır gördük ki her yerden aynı işi yapabiliriz. Daha önce de bu işlerden önce de Covid öncesi de Johnson Aldous tamamen remote çalışan bir ekipti. 20 nedenlerimizden biri de buydu zaten. Şimdi Johnson Aldous şu an Healthcare NLP alanında çalışan bir firma. Ama başka Data Science ve Machine Learning alanında da danışmanlıklar verip projeler yürütüyor. Yani ben Computer Vision projelerinde de çalıştım, NLP projelerinde de çalıştım. Kendim örneğin doktora da ağırlıklı olarak çalıştığım alan Computer Vision in Healthcare. Ama firmada Johnson Aldous'ta yaptığım iş daha çok Healthcare ağırlıklı, NLP ağırlıklı. Sadece OCR bacağında Computer Vision'a az bir temas ediyoruz. Ama genelde şu an en son kullanılan algoritma NLP tabanlı çözümleri product haline getirip çeşitli problemlerin çözümünde kullanıyoruz. Spark NLP yazan ekibiz öncelikle. Spark NLP işte Spark tabanlı tek NLP library'si, doğal dil işleme library'si. Yani şu an günde yaklaşık 20 bin defa download edilen, sadece Python tarafında. Tabii bunun Java, Scala ve R library'si de var. R başka bir firmadan başka bir yazılımcı idame ediyor. Bizler şirkette işte library idame eden ekip, customer facing projelerde, müşteriye yönelik projelerde çalışan ekip, DevOps ekibi vesaire gibi, marketing ekibi gibi ekiplerimiz var. Herkes her projede çalışabiliyor. Ben mesela healthcare ekibini lead ediyorum. Bizim kendi library'miz var. Spark NLP for Healthcare diye. Onu hatta şurada göstereyim. Bizler mesela sağ tarafta gördüğünüz modüller open source olan modüller. İşte herhangi bir NLP library'sinde olmasını beklediğimiz modüller. Ama sol taraftakiler tamamen healthcare modülleri. Ki sol taraf lisanslı oluyor zaten, yani müşterilere projelerinde kullandığımız ve onların bizler ayrıldıktan sonra idame ettikleri modüller bunlar. Bizler onları library'e idame ediyoruz. Onlar normal subscription üzerinden devam ediyorlar ve projeyi bu modülleri kullanarak production'da kullanmaya devam ediyorlar. Ben sol taraftaki gördüğünüz modülleri yazan ekibi lead etmekteyim şu an. Ve aynı zamanda bu ekip müşteriye assign edilip orada da projeler yapıyoruz. Ben mesela şu an halihazırda Novartis ve General Electric projelerinde çalışıyorum. Ama aynı zamanda da library'nin idamesi için bir Scala ekibimiz var. Scala dilinde yazılıyor bu library. Onu idame eden ekiple ya da modelleri train eden ekiple beraber her gün yeni modeller train edip production almaya çalışıyoruz. O yüzden oldukça zevkli. Direkt temas eden, yani bugün train ettiğimiz model yarın production'a gidiyor. Bu bakımdan oldukça rewarding, yani böyle insanı yani tatmin edici bir task ve bir alan, çalışma alanı. Hatta o yüzden bu aralar işte doktorumu da çıkarmaya çalışıyorum Computer Vision'dan biraz daha NLP'ye doğru. Çünkü şey yapmaya başladı. Kesiştirmeyince burada yaptığınız oraya sonuçta akademik olarak da yayınlar yaptığımız için örtüşürmek biraz zor olabiliyor. Ama temeli zaten aynı. Şimdi bugün ne anlatacağım? Ben sizlere bugün sağlıklı NLP nedir? Nasıl yapıyoruz? Gerçek projelerde bunu nasıl kullanıyoruz? Temel algoritmalar neler? Onun üzerine gideceğiz. Ardından da soru cevap yaparız. Bu zamana kadar zaten benim işte Medium makaleler olsun, YouTube görüşmeler olsun ya da konferansta konuşmalar hep İngilizce ve Spark NLP ve Healthcare üzerineydi. İlk defa bu kadar kapsamlı bir Türkçe bir görüşme yapacağız. Umarım istifade edersiniz. Ben de aynı şekilde istifade ederim. Türkiye'deki durumu, Türkiye ile şu an yeni yeni proje yapmaya başladık. Şu an İngilizce, Almanca ve İspanyolca olarak sağlığı destekliyoruz. Diğer aslında 325 dil destekleniyor ama sağlık olarak sadece 3 dil, çünkü model sayısına bağlı bu desteklediğimiz dil. Şimdi bir NLP, yani doğal dil işleme dediğimiz, doğal dil işlemede çeşitli testler var malum. Yani her şey, işte cümleyi alıp yani teksti alıp cümlelere bölüp ardından token Word kelime 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 haline getirip sonra sistemini, lemasını vesaire. Tüm bu stepler tamamen en sonunda icra edilecek bir downstream task'in feature beslemek amaçlı yapılan bazı NLP testlerimiz var. Bunu
Çoğunuz Spicy'yi duymuşsunuzdur. Yani Spicy'de çalışmaya başlarsınız. Oranın tokenization'ı zaten Splitink'ini kullanırsınız. Sonra BERT'e ihtiyaç duyarsınız, Hugging Face'e geçersiniz. Oradaki modeli alırsınız, buraya aktarmaya çalışırsınız. Ya da Spicy'nin SciSpicy Library'si var, başka bir library. Orada bilimsel tabanlı modeller var. Onları alırsınız. NLTK'yi import edip oradan Lemma'yı kullanırsınız vesaire gibi. Daldan dala atlama durumu var. Bizler bunu yaparken dedik ki sadece bir library olsun ve yazdığımız kod tek bir klinik kodu, tek bir teksti parse edecek kod cluster'da da çalışsın. Spark'ın olayı nedir? Spark in-memory computation, yani bu Hadoop'tan sonra artık normal büyük veriyi işlemek için tamamen tüm veriyi normal kendi bilgisayarınızda da işleyebilecek ya da daha doğrusu küçük kendi bilgisayarınızda yazdığınız kodu cluster'a attığınızda da aynı performansla çalıştırabilecek in-memory computation, big data processing tool aslında. Yani Scala tabanlı bir dil. Framework aslında, dil değil. Bizler de şu an normal NLP'de, özellikle sağlık alanındaki NLP'de milyonlarca satır teksti ya da milyonlarca TXT file'ı overnight bir gecede cluster üzerinde işlemek istiyorsak ya da bir streaming veri var, onu hemen alıp işleyip future'larını çıkarıp başka bir modele basmak istiyoruz. Bunu normal bir mimaride yapmak oldukça riskli. Çünkü redundancy yok. Yani dağıttıktan diğer bir bacağı da şu tabii. Veriler tabii ki diğer nodlarda da yedeklendiği için Hadoop ve bu mimariyi dağıtık veri işleme mimarilerini bilenler anlıyordur şu an. Çeşitli artıları nedeniyle NLP ve Spark'ı birleştirmek çok mantıklı bir çözüm oluyor şu an healthcare firmaları için özellikle. Bizler alıp şu an ve özellikle geçen yıl atıyorum bir makale yayınlandı, bir framework çıktı ya da BERT çıktı, BERT'ün üzerine Robert çıktı vesaire, bunları alıp hemen production'a sokabilmek için böyle bir library geliştirilmeye başlanıyor yaklaşık 5 yıl önce. Ve şu anda da yaklaşık 3,5 milyon download sayısına ulaşmış ve firmalar tarafından kullanılıyor. Dediğim gibi birçok dil tarafından destekleniyor. Şu an Java, Python, Scala, bu üçünü biz idame ediyoruz. Arı başka bir firmada çalışan başka bir yazılımcı idame ediyor. Sonuçta Spark'ın çalıştığı her yerde bu da çalışıyor. Sonuçta sadece bir jar import etmiş oluyorsunuz. Yani normal Python'da yaptığımız import eder gibi. Burada normal import Spark NLP ile tabii ki Spark session'ımız olacak. Spark'ı da download etmiş olacaksınız. Tek dependency'siz Spark'ın kendisi. Neden Spark'la girdim? Çünkü her yaptığımız iş bu bizim bir tool'umuz. Aslında tool'a çok bağlı kalmamak lazım. Yani Python olsun, Java olsun, dil de çok önemli değil aslında. Önemli olan o problemi çözmek. Yani biz çünkü mülakatlarda yaptığımız için her hafta görüyoruz adaylarda. Sizler de sektöre gireceksiniz. Çoğunuz belki de sektörde çalışıyorsunuz şu an. Yani bu tool'ları biliyor olmak yeterli değil tabii. Önemli olan bu soruyu çözebilmek. Soruyu çözerken hangi tool'u kullandığınız çok önemli değil. Önemli olan tabii ki şey konsörleri var. Yani deploy ettiğinizde de aynı verimi alabilmeniz lazım. O yüzden önemli olan problemi formüle edip çözmeye başlamak. Ardından da optimizasyon kısmına geçtiğinizde de kodun canlıda daha etkin ve daha verimli aynı performansla çalışması için bazı DevOps ve Data Engineering mimarilerine ihtiyaç duyuyor. Orada çok kreatif olmaya gerek yok. Ancak problemi asıl formüle ederken asıl fark yaratabiliyoruz. Asıl olay o. Şimdi az önce de değindiğim gibi birçok şu an herhangi bir NLP library'sinden beklediğiniz, özellikle son yıllarda çıkan Transformers mimarisinden beklediğiniz her şeyi tek bir library'de toplamaya hedefledik ve pipeline mimarisiyle Lego gibi build ediyoruz. Yani şuradan bir modül seçiyoruz, alıyoruz, sola atıyoruz, bir pipeline kuruyoruz. Haliyle bir örnek verecek olsak, name identity recognition yapacak olsanız bunların stepleri var. Cümlelere böleceksiniz, tokenlara böleceksiniz, sonra tokenların embeddingsini alacaksınız vesaire gibi. Bunları böyle bir mimariyle yapıyoruz. Bunlar çok kafanızda oturmasa bile şu an çok önemli değil açıkçası. Şu an sadece bir giriş yapıyorum. Birazdan gerçekten biz bunu nasıl kullanıyoruz onu anlatacağım. Evet, asıl konumuz NLP in healthcare. Spark NLP demeyelim. NLP in healthcare. Şimdi derslerde, Kaggle'da, normal workshoplarda vesaire gördüğümüz veri bu aslında, bir sevimli. Ve biliyorsunuz, hatta espriler olur, derler ki veri bilimcinin hayatının %80'i veriyi temizlemekle, %20'si de modelle vesaire. Hatta bir kısmen şunu da derler, 80'i veriyi temizlemek, 20'si de veriyi temizlediği için şikayet etmekle geçer derler hatta. Modellemez derler. Biz bugün bizim firmada biraz öyle değil aslında. Çok fazla modellemeyle yaşanışırız. Şimdi NLP'yi machine learning
modellerinde kullanmak için onu önce kullanılabilir hale getirmek lazım. Future'a döndürmek lazım. Çünkü kurduğumuz makine öğrenmesi modelleri sonuçta bir vektör üzerinde, yani bir skalar veri üzerinde çalışması lazım. Sonuçta bir representation üzerinde çalışması lazım. Word'ü de, kelimeyi de, NLP'deki future'larımızda kelimeler. Bunları da haliyle vectorize etmemiz lazım. Vectorize etmenin içinde başka yöntemler var, onları da değineceğim. Ama bu slide'da anlatmak istediğimiz normal günlük hayatta karşılaştığımız veri, derslerde vesaire bu. Genelde bununla haşır neşir oluyoruz. Zorluk dediğimiz kısım bu. Ancak healthcare data'ya geldiğimizde bambaşka bir boyut. Bambaşka bir boyut. Yani bildiğiniz içinde yaşamanız gerekiyor. İçine girip o veriyi oradan çıkarıp da kullanılabilir hale getirmek için. O yüzden domain spesifik. Yani %1'den azı ancak kullanılabiliyor şu an text verinin healthcare'de. Ki healthcare'deki text veri çok daha fazla diğer domainlere göre. Doktor hasta yazışmaları, e-mailler, mesela bazı projelerde çalışıyoruz. Kanser projesinde çalıştık mesela Roche'un. Orada yaklaşık 10 yıllık akciğer kanseri hastalarının raporlarını analiz etmeye çalışıyorduk. Ki metastaz ne zaman olmuş onu bulalım. Orada 10 yıllık bir hastanın, 10 yıldır o hastalıkla boğuşan bir hastanın binlerce sayfa dokümanı oluşmuş. Hastaneler arasında gezine gezine. Bunlar de-identify edilmiş. Yani sensitif bilgiler kaldırılmış. Haliyle birbirine bağlamak da güç. Haliyle bu hasta ne zaman akciğerden böbreğe metastaz olacak, oradan beynine sıçrayacak vesaire gibi analizler yapmamız gerekiyordu, bekleniyordu. Ve verilerin hepsi tekstin içerisindeydi. Öyle olunca ciddi kendilerine has o problemi çözülmeye yönelik model kurma ihtiyacı oldu. O projede bir case study olarak anlatacağım. Bunu leverage edince zaten fark yaratılabiliyor. Aslında NLP'nin diğer bir olayı da sağlıktaki olayı. Sadece model değil, sadece makine öğrenmesi olarak düşünmeyelim, automate etme olayı. Yani tekrar eden bazı işleri automate etme olayı. Örnek verecek olursak, günlük tutulan hasta doktor konuşmalarının akşama, yani sağlık dizilerinde falan görüyorsunuzdur zaten, devamlı bir yere not alırlar, devamlı yazarlar. Bunları daha sonra eğer tabular bir formata atıp query, yani sorgulanabilir hale getirmezlerse, o veri orada sitting, yani orada kalır ve bir sonraki karar mekanizmasında bir devreye giremez. Amaç bu tutulan text datanın karar verme süreçlerine entegre edilmesi. Bunun için tabii ki machine learning bir arada bir predictive model olarak yürüyor. Ama onun da öncesinde abstraction'ın automation edilmesi var. Abstraction dediğimiz olay nedir? Hasta bir tedavi görüyor. Bunun tıpta bir yani bir hastalık kodu var. ICD kodu dediğimiz, International Classification of Disease, ICD-10 kodu dediğimiz bir kodu var. Ya da SNOMED kodu var. Mesela bu hastalık ibarelerinin her birinin bir kodu olması lazım ki bunu faturalandırdıklarında sigorta firmalarına o birim üzerine, çünkü normalize etmeleri lazım. Yani baş ağrısıyla migren arasında bir fark olması lazım. Karın ağrısıyla sırt ağrısı arasında bir fark olması lazım. Bunu deşifre etmek için işte bu ICD-10 kodu gibi kodlar kullanılıyor. Bu koda getirmek için, normalize etmek için de teksti de normalize etmek ve önce o teksti çıkarmak gerekiyor. Yani çünkü tıpta da anladığınız, Türkçe'de de biliyoruz. Doktorların kendi dilleri ağır zaten. Yani normal Türkçe bilen bir insan için Türkçe tıbbi metni analiz etmek zaten zor. Ve biz bunu makineye yaptırmaya çalışıyoruz. Değil mi? Yani asıl sorun orada başlıyor aslında. Yani normal kendi konuşma dilinizi anlamlandırmak bile, yani formülize etmek bile, normalize etmek bile güçken, hani biliyorsunuz GPT-3 vesaire çıktı, GPT-2, GPT-3, T5 vesaire, bunlarda bile aslında modelin dili anlamadığı, aradaki bağlantı örüntüleri çıkararak ortaya bir veri çıkarttı, text generation yaptığı vesaire, çoğunuz okuyorsunuz zaten. Tıbbi veride bunu anlamlandırmaya geçin, bunu artık future'a dönüştürmemiz gerekiyor. Bir tabloya dökmemiz gerekiyor. Yani örnek verelim. Diyelim ki hastanın dün gece hastaneye yattığı, o zamanki semptomları bir yere not edildi. Sabah kalktı, bazı ilaçlar verildi, onlar bir yere not edildi. Bazı chartlara yazıldı. Eğer şanslılarsa bunu bilgisayarda yazmışlardır. Değillerse bu bir kağıdın üzerinde kalmıştır. Ya da bir kutudan seçmişlerdir, bir UI üzerinden. Bu orada kaldı. Şimdi bunu, bu hastayı bir ay sonra tekrar bize gelme ihtimali ne bu adamın? Yani tekrar hastaneye dönme, aynı şikayetle gelme ihtimaline. Ya da aynı hasta geldiğinde sabah olmadan o hastaya verilebilecek ilaçların sabaha hazır edilmesi mesela. Gibi predictive modeller çok revaçta ve kullanılıyor.
Bizler büyük hastane zincirleriyle de çalışıyoruz Amerika'da, Kaiser Permanente gibi. Dünya çapında işte yaklaşık 50'ye yakın hastanesi olan zincirlerle çalışıyoruz. Onların da mesela, onlar NLP'yi Patient Flow Forecasting yapmak için. Yani bu akşam kaç tane doktor nöbete kalmalı? Bu akşam kaç yatak hazır olmalı? Bu akşam kaç sağlık çalışanını hazırda bekletelim gibi prediction'lar yapmak için machine learning'i kullanıyorlar ve bunda daha çok Scalar Valley'den istifade ediyorlar. Ama bunu NLP de buraya dahil ettiğinizde bir acının derecesi, ağrının derecesi, vücudun hangi bölgesi? Yani MR çekilmiş sağ böbrek diyelim. Yani haliyle buradaki o MR'ın böbreğe yönelik olduğu ve sağ böbrek olduğu vesaire gibi ilişkileri çıkarmamız gerekiyor ki bunu tablolar hale getirebilelim ve bunu tabloya koyduğumuzda örnek verecek olsak 3 yıl sonra bir sorgulama yaptınız bana. Bir ay önce hastaneye karın ağrısı şikayetiyle gelip de ardından göğüs röntgeni çekilen hastaları ver dediğinizde eğer bu tabloda değilse bunu sorgulayamazsınız. Haliyle bunu arada bunu text veriyi tabloya çeviren algoritmalar. Bizim yaptığımız iş bu aslında. İki, abstraction dediğim automation işi. Bunu normal bir sağlık çalışanına yaptırdığınızı düşünün. Buradaki veriyi okuyacaksın, hastaya konulan teşhisi bir tabloya yazacaksın dediğinizi düşünün bir sağlık çalışanına. Ya da bunu Amerika'da medical coder diyorlar. Yani bu ICD-Arisman kodlarını çeviren. Yani buradaki şöyle söyleyeyim. Upper abdomen mesela. Upper abdomen pain. Bunun bir SNOMED kodu var. Bir ICD-10 kodu var. Bunu normalde gördüğünüz üzere kısaltma var burada. ABD'nin bunun karın olduğunu anlaması lazım. Bunu insanın anlaması daha kolay. Onun eğitimden geçirip onlara bunu etiketlettiriyorlar ve onlar bunu artık yıllarca yapıyorlar. Ve bunu yapmak çok uzun sürüyor. O az önceki kanser projesine verdiğim örnek. Bunu yani binlerce saat tasarruf edildi. Abstraction automate edilerek. Yani PDF, bin PDF'i veriyorsunuz. Ardından tablo olarak çıkartıyorsunuz. Ya da bir hastanın ne zaman metastaz olduğunu 30 gün penceresi içerisinde tespit etmeye çalışıyorsunuz. Özetle kendi dili zaten ağdalı bir dil, tıp dili. Amaç burada NLP'yi kullanmak, Uber Domain Specific kendi modellerini gerektiren her defasında zaten onu tavsiye ediyoruz. Mutlaka kendi modelimizi train etmemiz lazım. Şimdi yine aynı konuya değinelim. Neler var task olarak? Önce bu admission, discharge summary, transfer order. Bunlar genelde text datanın olduğu kaynaklar bunlar aslında solda gördüklerimiz. Yani bir hasta kayıp ilk geldiğinde bir admission not, bir kabul notları yazılıyor. Neler var? Ya da historisi. Yani Türkiye'de de o şekilde zaten. Bunu düz metin halinde doktor kayda geçiriyor. Eğer yapmıyorsa çoğu zaman zaten oradaki seçilen işte checkbox'lara vesaire tıklayarak yapıyorlar. Ama genelde bunu free text yazmak en fazla veriyi havi. Çünkü daha amaç ne? Sonradan ben bu veriyi analiz edip bu bilgiyi çıkarırım diyor. Hasta şu şu şikayetle geldi, şu görüldü ve bu yapılacak gibi. Sonra hastayı taburcu ederken ki bazı notlar var. Hastayı bir birimden diğer birime transfer ederken ki sevk yazıları var vesaire. Bunların hepsi text kaynakları. Şimdi bunları amaç ne? Bu ortaya bir abstraction engine, bir predictive engine ya da bir processing engine, NLP engine koyarak buradan konsept çıkarmak. Konsept neler mesela? Verilen ilaçların ismi. Yani orada cümle arasında kalmış ilaç ismini alıp biz mesela research laboratuvarlarıyla çalışıyoruz şu an. Onlar bir COVID hastasına verilen ilaçlar arasındaki bağlantıyı knowledge graph'larla çıkarmaya çalışıyorlardı mesela. Onu yapabilmek için cümlelerde ilaçları çekmeleri lazım. NLP her zaman dediğim gibi bir sonraki sofistike machine learning algoritmalarını future beslemek için oldukça avantajlı bir alan. Ve kendinizden çok şey katabileceğiniz. Çok keyifli bir alan. Belki onlara da değiniriz daha sonra bir çalışma günümüz nasıl geçiyor bu alanda çalışırken. Bir dozaj bilgisi, yani bir ilaç yazılmış, hangi birim hangi dozajda yazılmış ve 3 günde bir atıyorum frekansiler vesaire de yazılmış diyelim. Bunları alıp konseptleri çıkarmanız lazım önce. Yani oradan highlight edeceksiniz. Ki bunu alıp bir yere ilaç tablosuna, dozaj tablosuna yazabilirsiniz değil mi? Biri bu. İki, temporal event extraction. Yani hasta ne zaman yattı, ne zaman taburcu oldu, ne zaman ilk şikayetler görüldü vesaire gibi zamana bağlı olayların çıkartılması. Ne zaman etmişsin? Yani çünkü 5 yıl sonra bir sorgulama yaptığınızda sisteminizde
Eğer verileriniz işlenmediyse şu sorguyu yaptığınızda bir sonuç alamazsınız. Bana 3 yıl önce karın ağrısıyla hastaneye yatıp ardından şu şu ilaç yazılıp sonradan da bir ay sonra kanser teşhisi konan hastaları listele dediğinizde eğer bu veri daha önce tabular hale getirilmediyse böyle bir kompleks sorguyu daha bir şey döndüremezsiniz. Sadece skalar valülerle döndürürsünüz. Yani sayısal tablodaki değerlerle döndürürsünüz. O yüzden biz Text-to-SQL vesaire de bir ara çalıştık ve öyle bir modelimiz de var zaten. Sonra bunları birbirine bağlamak lazım. Yani hasta 1991'de kanser teşhisi konup Mayo Klinik'e yatıp oradan Mount Sinai'ye transfer olup 1993'te orada da akciğer metastazı teşhisi konuldu. Böyle bir cümle. Bunun hastanın hangi hastaneye yattığını, hangi tarihte yattığını, ilk teşhisin ne zaman konduğunu, buradaki klinik imutların birbirine bağlanması lazım. Ya da hastaya 100 miligram metformin yazıldı. İlaç. Şimdi o 100 miligram, sonra da 40 miligram insülin verildi. Bu 40 miligramın insüline bağlı olduğu, 100 miligramın da metformine bağlı olduğunu modelin öğrenmesi lazım. Modelin bilmesi lazım. Halinde bizim train ettiğimiz relation extraction modelleri bunları çıkarmak üzerine kurulu. Çünkü her şeyi çekersiniz ama ben burada relation extraction'ı çok önemli görüyorum. Bütün bu konseptleri çıkarırsınız. Bu istirahat isimlerini, hastalık isimlerini vesaire hepsini bulursunuz. Hatta regex'te bile bulursunuz. Biliyorsunuz hala yani inanmasınız ama hala regex'i çok aktif kullanan NLP'de özellikle büyük yer tutuyor. Aktif kullanan büyük firmalar var. Yani rule based lookup table'larla giden. Yani ne demek istiyorum? İlaç isimlerini tekstin içinde aratıyorlar. Mesela klinik research yapacaklar. Hasta çağıracaklar. Hasta çağırırken belli kriterler var. O kriterlere uyması için onu regex halinde yazıyorlar. İşte yaşı şu olacak, cinsiyeti bu olacak vesaire gibi. Arada o cümleleri çünkü tekstten veri çekmenin en kolay yolu regex. Ama bir biliyorsunuz bir probleminiz varsa ve regex'te çözmeye çalışıyorsunuz artık iki probleminiz var derler regex için. Zordur ve kontrolü de güçtür. O yüzden bunu modellemek sizi bu yama işinden kurtarır. Biz buna patchwork diyoruz mesela. Bazen firmalar öyle şeyler istiyor. Tamam diyor buna modele gerek yok. Bunu şöyle yapalım böyle yapalım vesaire gibi. Hemen yama. Çünkü masrafı düşük tutmak için modele girmeyelim hemen çeşitli yamalarla. Bunu şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu yamaları yaparız. Yaklaşık 6 ay sonra tekrar geri gelirsiniz. Çünkü modeliniz artık generalize etmeyeceğim. Bu model değil çünkü artık. Modelin zayıflıklarını, var olan modelin zayıflıklarını böyle yamalarla kapatırsanız 6 ay sonra model artık out of distribution veriler üzerinde hiçbir çalışmamaya başlayacak ve siz aynı masrafı tekrar ödeyeceksiniz ve tekrar model isteyeceksiniz bizden gibi. O yüzden bu da, dediğim gibi regex'le de çekilebilir bunların hepsi. Ancak bunları birbirine bağlamak regex'le mümkün değil. Kurallarla mümkün değil. Kuralları da şöyle yaparsınız belki. Yani onunla onun arasında 3 token olacak. Eğer sayıyla ilaç ismi yan yana geliyorsa o ona bağlı olacak gibi kurallar yazabilirsiniz. Ama ancak bunlar arkaik, bunlar eski teknikler ve çok işe yaramayacak teknikler. Çünkü domain spesifik bir alan olduğu için bizler sağlıkta transfer learning'i farklı kullanıyoruz. Daha doğrusu NLP'de transfer learning image'deki gibi, computer vision'daki gibi değil. Onunla ilgili bir slide'ım var anlatacağım. O yüzden ODIL üzerinde train edilmiş, etiketlenmiş veriler üzerinden. Backbone of AI derler ki yapay zekanın bel kemiği veri etiketleyiciler de derler hatta. Yani biz mesela yaklaşık ona yakın doktorla çalışıyoruz dünyanın dört bir tarafında. Onlara problemi anlatıp, modeli nasıl öğrendiğini anlatıp modeli ona göre etiketlettiriyoruz mesela projelerimizde. Diğeri de abbreviation expansion ya da entity resolution, kod atama olayları ya da bir kısaltmanın vücut parçasına mı denk geldiği yoksa gerçekten bir hastalık kısaltması mı COPD yani bir ciğer hastalığı mı yoksa bir vücudun bir parçasına mı denk geliyor? Bu tür modeller insan için bile karışık. Bazen öyle projeler oluyor. Teksti veriyorlar bize. Ben okuyorum şimdi. Soru soruyorum. Bu ne demek? Şu ne demek? Diyorum ki yani ben anlamıyorsam model anlamaz diyorum. Yani o yüzden bana bunu, benim bunu iyi anlamam lazım. Bunu çünkü amaç ne? Machine learning. Hepiniz biliyorsunuz. Sonuçta bu enstitünün amacı o. Yani problemi yapay zeka ile modellemek istediğimiz için amaç insanın düşünce şeklini automate etmek. Yani bunu o yüzden veriyi etiketlettiriyoruz. Yani 6 doktor etiketlettirdiğimizi düşünün bir veriyi. Her biri 100 doküman etiketledi. Oldu 600 doküman. Model ne yapacak? Train edildiğinde bu 6 doktorun ortalamasını verecek haliyle. Çünkü tıpta özellikle sağlık alanında insandan yani human baseline dediğimiz NLP'de şeyler var. Eşikler var. Computer Vision'da da var. Yani bir insana aynı teski veriyorlar. Onun 100 örnekte kaçta kaçını doğru yapıyor.
Bunu yani yazdığınız algoritmaya vuruyorsunuz. Human baseline'i geçmiş misiniz, geçmemiş misiniz? Bu aralar geçmeye başladık malum biliyorsunuz. Tıp alanında bu daha kolay aslında açıkçası söyleyeyim. Neden kolay? Çünkü aynı metni okuyan iki doktor farklı yorumlar yapabiliyor. Şu an bu sektörde çalışanlar bana hak verecektir. Cümlede mesela cinsiyetini bulmaya çalışıyoruz. Teksti veriyoruz. Cinsiyetini söyle diyoruz. Yani bu tekstin sahibi olan hastanın. İçeride hiç cinsiyetle ilgili bir kelime yok. Ama bunu bulması lazım modelin. Neden? Çünkü kadın hastalarla erkek hastalara yönelik bazı orada ifadeler var. Bazı hastalıklar kadınlara öz, bazı hastalıklar erkeklere öz. Ya da bazı ilaçlar sadece kadınlara yazılıyor gibi bu nüanslardan çıkarması lazım modelin. Biz bunu iki doktora verdik mesela, sorduk sen ne diyorsun dedik. Her biri farklı şey söyledi mesela modelin dediği. O yüzden model bazen human error'ü azaltmak anlamında çok faydalı. Neden altı doktora etiketlediğiniz bir model bir doktordan çok daha iyi iş yapıyor. Çünkü diğer doktorların tartışma sonucu ortaya çıkardıkları agreement'ları model çözmüş oluyor aslında. Devam edelim. Bizler çeşitli tool'lar geliştirdik haliyle kendi library'miz olarak. Tabii ki buna bağımlı kalmak zorunda değiliz. Ancak şu anki amacımız ne? Aynı ekosistem içerisinde kalırsak bir metni yani bir tekste uyguladığımız pipeline'ı milyonlarca tekste cluster üzerinden yapabilir miyiz? Mantığımız buydu. Sonuçta nedir? Bunu bir pipeline haline getirirsek text verileri az önceki slide'da gösterdiğim text verileri buraya basıp bu feature'ları çıkarıp relation'ları kurup vesaire bunları bir machine learning modeline bastığımız bir pipeline olduğunu düşünelim. Sonuçta bunun hepsinin aynı ekosistem içerisinde tutabilirsek pipeline'dan çıkmadan. Pipeline'dan çıkmadan ne demek? Tokenize ettiğiniz tool'la vectorize ettiğiniz tool, library'ler farklıysa pipeline'dan çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Öyle olunca da haliyle veri taşıyorsunuz. Memori içerisinde. Değil mi? Swap ediyorsunuz. Çöp oluşuyor. İşte garbage collection dikkat etmeniz lazım. Memory optimization vesaire. Bunların hepsi büyük külfet yaratacak. Modeli canlıya aldığınızda ya da artık deploy edip her gece bunu her gün onun runtime çalışmasını beklerken. Bunun için aynı ekosistem içerisinde kalıp gerekirse bunu dağıtık mimaride işlemeyi. Dağıtık mimariden kasıt tekrar özetleyeyim. Veri kaybolmaksızın bir master node tarafından yönetilen in-memory computation engine Spark. Haliyle tüm modelleri Spark'ın içinde tutarsanız eğer bir tekste yazdığınız algoritmayı 1000 tekste uygulayabilirsiniz böylece. Tabii ki arada bazı sıkıntılar olacaktır. Onun için session config'lerini değiştiriyoruz. Amaç ne? Bunu stabil halde karar vericilere yardımcı olacak modeller kurmak. Bizler aslında EHR dediğimiz bakın. Bu arada kusura bakmayın slide İngilizce, Türkçe anlatıyorum. İngilizce bunu mevcut slaytlarım üzerinden hazırladım. O yüzden mümkün olduğunca detay vermeye çalışıyorum. İlk defa bir Türkçe sunum yaptığım için haliyle çok hiçbir kaynağım yoktu ve ancak var olanlar üzerinden gidebiliyorum. Mümkün olduğunca detay veriyorum. Sıkıcı da geliyor olabilir. Amaç ne? Electronic Health Record yani elektronik sağlık verilerini kullanarak bir karar vermek. Yani bunlar mesela unstructured, az önceki kısımlar burası. Unstructured textler olacak. Bazı tablolar tutulmuş olabilir hastayla ilgili. Bazı gen, DNA vesaire gibi bilimsel bazı kimyasal testler de yapılmış olabilir. Bunların hepsini birbirine map edilip sonuçta sorunun cevabı da aranabilir yani. Hastanın geçmişindeki hangi kısım incelenmeye değer? Hastanın şu an neye ihtiyacı var? Hangi aşamalarda devreye girilmeli vesaire gibi kararları bu kararları da sağlık çalışanları verirken veriden istifade edebilir. Amaç o zaten. Çünkü sonuçta biliyorsunuz özellikle sağlık alanında iki doktor yani birden fazla doktorun fikir alışverişi yaptığı durum çok fazla. Yani ne kadar çok. Çünkü bu görmeyle alakalı değil mi? Yani bir doktor okuldan çıkar çıkmaz bilmiyor bunları bir sağlık çalışanları. Gördükçe öğreniyor. Normal hayatta da öyle. Sonuçta tecrübeyle bir sonraki kararınız hep geçmiş tecrübelerinizden etkileniyor. Ne yapıyoruz haliyle? Birden fazla doktorun knowledge'ını distil edip modeller kurmaya çalışıyoruz ki doktor karar verme aşamasında o anki zayıflıklarından etkilenmesin. Zayıflık dankası şu yani yorgun olabilir, rahatsız olabilir, morali bozuk olabilir gibi karar verişini etkileyecek bazı psikolojik ve fizyolojik faktörleri azaltmaya çalışıyoruz. Modelin generalize ettiği, yani modelin genellediği varsayımından hareket ederek. Haliyle bunlar için de en sağlı, en uygun feature'ların seçimi. Machine learning'de öğrendiğiniz sadece her feature'ı basmıyoruz tabii ki. Yani sonuçta good enough.
Yani yeterli kadar feature'la model kurmaya çalışıyoruz ki model çok fazla fit etmesin, over fit etmesin. Genel olarak doğru çalışsın yeter bizim için. Devam edelim. Mesela bir klinik trial olduğunu düşünelim. Klinik trial dediğimiz nedir? Bir test yapılacak. Bu arada bir slide'ım var hatta onunla ilgili. Normal bir ilacın piyasaya sürülmesi şu an kullandığımız ilaçlar yani en genci 10 yıllık teknolojiye sahip zaten. Yani neden? Çünkü o ilacın testleri, klinik trial'ı, hasta testleri, FDA'den onay alınması vesaire 20 yıllık süreci kapsayanlar oluyor. Ve çıktıktan sonra da hatta şöyle bir şey denir hatta 15 yıl sürüyor ilacın piyasaya çıkması. Doktorların yani research kuruluşlarının bir 5 yılı kalıyor bunu justify edebilmek için. Yani 15 yıldır yaptığı masrafı karşılaması için bir 5 yılı kalıyor geriye. Haliyle ne yapması lazım? Klinik trial'ları mümkün olunca kısaltması lazım. Yani bu 15 yıllık süreyi mümkün olunca shrink böyle kısaltması lazım ki en uygun hastayı çevirsin. Çünkü siz bana şu özelliklere sahip, atıyorum şu birine kan testinin şu değeri şunun altında olacak, yaşı bundan büyük olacak, cinsiyeti bu olacak, iki çocuk sahibi olacak vesaire gibi böyle kriterler. Çünkü bazı hipotezler var klinik trial'larda, klinik testlerde ilacın çıkmadan önce yan etkilerini vesaire araştırmak için. Ne yapılıyor haliyle? Bazı kriterler konarak hasta davet ediliyor çalışmaya. Laboratuvar testlerine hastaya denek olarak test yapılacak. İşte bu COVID nedeniyle de aşının biliyorsunuz bazı istatistikler çok paylaşıldı 95-96 vesaire gibi. İşte bunların gerçekleştirilebilmesi için onay sürecinden önce ilgili hastanın hemen çağrılması lazım. Ama ilgili hastayı sayısal verilerden bulamayabilirsiniz. Bu hasta notlarından NLP yardımıyla bu ilişkileri çıkarabilirsiniz. Yani bu kriterleri formülize edebilirsiniz NLP'ye. Biz bunu da yapmaya çalıştık mesela. O yüzden çeşitli modeller de geliştirdik. Bu da bir problem mesela çözülmesi gereken ve biz bunu NLP'ye kısmen çözüm getiriyoruz ki en uygun kohortu, kohort dediğimiz oradaki bir hasta kümesini en uygun ekibi çağırabilmek. Aksi halde bunun yarısını geri gönderirsiniz sen kriterlere uymuyorsun diye. Çünkü orada family historisinde geçiyordur mesela. Diyelim ki kanser hastası, kolon kanseri geçmiş olan birini çağıracaksınız. Ancak bakıyorsunuz ki bunu keyword kullanarak aratırsanız ne olur? Kardeşi bile kolon kanseri olsa o hasta kolon kanseriymiş gibi zanneder. Sizin yazdığınız kurallar. O yüzden onun oradaki kolon kanserinin hastanın kendisine değil kardeşine ait olduğunu da anlatmanız lazım. Ona da assertion statüsü diyoruz, anlatacağım onu. Diğer bir olay mesela bir işte COPD dediğimiz hastalığın aslında mesela doktorların da kafasında bazı kurallar var. Bazı sekansler var. Yani doktor karar verirken içgüdüsel olarak bazı stepler izliyor aklında. Yani şu varsa, bu varsa, bu varsa diye bir kağıda baktığında bilirsiniz yani test sonucunuzu götürürsünüz doktora. Doktor bakar ve kafasında bir şeyler şekillenir. Onun için bir girdidir. Kendi gözlemleri vardır. Okuduğu şeyler vardır ve bundan bir karar verir. Doktorların kafasına formülize edilmemiş bu karar mekanizmasının automate edilmesi aslında. Yani bizler mesela bazen şunu da söyleyeyim. Her şeyi automate etmek zorunda değiliz, etmemeliyiz de aslında. Şunu da gördük çünkü biz. Modellemeye çalışırken çok fazla model üzerine ağırlık verip aslında bazı çok basit kuralları es geçtiğimizi gördük. Sonra bunu doktorlara sorduğumuzda aslında onun kafasındaki kuralın çok daha basit olduğunu, biz de aynısını uygulasaymışız, modelin yarı yükünü alacağımızı gördük mesela. Bazı kriterler var. O yüzden bir modele çok fazla veri olursa tabii ki onu kapatabiliriz ama bazen kuralları işletip modelin yükünü alabiliyoruz üzerinden. Her şey probleme bağlı. O an çözmeye çalıştığımız probleme bağlı. Şimdi transfer learning'i anlatayım. Transfer learning çok önemli bir konu. Şu an gördüğümüz bir günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok model, cep telefonundaki modellerin hepsinin temeli bunların daha önceki büyük modellerde büyük biriyle train edilip oradaki ağırlık kat sayılarının yeni modelde kullanılması aslında. Yani checkpointleri. Şimdi neden? Çünkü bir bebeğe öğretirken işte bu çiçek, bu kedi, bu köpek vesaire bunları öğretirken bir iki resim veriyorsunuz, bir iki örnek gösteriyorsunuz ve öğreniyor. Sonuçta onunla onu kıyaslayamayız. Bir modele verdiğinizde modele bunu en sıfırdan öğretiyorsunuz her defasında. Transfer learning değilse hazır train edilmiş. Mesela computer vision'dan başlayalım. Elinizde az sayıda veri olduğunu düşünelim. Bir problem olduğunu düşünüyorum. Lung nodül tespiti yapacaksınız X-ray'lerden. Daha önce başka bir yine buna benzer bir domainin hatta bu bile olmayabilir. Bu olursa daha iyi tabii ama gidip normal ImageNet üzerinden train edilmiş modeli kullanmak bile çünkü neden? Amaç ne? Buradaki konturları öğrensin, köşeleri öğrensin, renkleri öğrensin. Yani hayatın
daha doğrusu o verinin distribution'ını, dağılımını öğrensin diye önceden train edilmiş modelleri backbone olarak kullanabiliyoruz Computer Vision'da. Sonra ne yapıyoruz? Burada train ediyoruz mesela. Sonra sadece kafa kısmını, işte bunu head layer dediğimiz classifier kısımlarını kesip oraya yeni fully connected layer ekliyoruz ve kendi verimizle freeze veya unfreeze. Freeze'den kasıt ne? Gelen bir önceki şu backbone'dan aldığım modeli alıyorum. Oradaki kat sayılarını değiştirmiyorum. Onun üzerine sadece yeni layer'ları train ediyorum. Çünkü neural network'lerde, deep learning'de amaç ne? Amaç o kat sayıları bulmak. Yani notlar arasındaki o bağlantıların en optimal sayısını bulmak. Yani en optimal değeri bulmak. Sonuçta bir matematik. Sonuçta model random bir girdi yapıyor. En sondaki ground truth'a bakıyor. Evet ben yanlış söylemişim diyor. Geriye dönüyor. Back propagation'da bu error'ü minimize etmeye çalışıyor. Her defasında bunu yapa yapa model artık hangi yollardan gitmesi gerekiyor. Yani insan gibi aslında. Yani insan da nasıl hata yapıyor. Görüyor hata yaptığını. Bir dahakine aynısını yapmamaya çalışıyor. Ya da bir şeyin sonucunu görüyor. Kendine getirisi olduysa aynısını tekrar etmeye çalışıyor. Ya da az önce bebeğe kedinin neye benzediğini anlatır gibi. İşte kedinin gözü vardır, kulağı vardır, kuyruğu vardır vesaire gibi. Onu gördüğünde artık bir insan kediyi bir sonraki gördüğünde tanıyabiliyor. Modelin de bunları öğrenmiş olması lazım. İşte o öğrenme süreci beyindeki nöronlar arasındaki bağlantının aynısı burada simüle edilmiş durumda nöron network'te. Bunları çok kabaca anlatıyorum ama kafanızda canlı. Çünkü bilemiyorum bazıları belki şu an hiç bunun eğitimini almadan şu an bizleri dinliyorlar. O yüzden amaç girdi veriyoruz modele, çıktı veriyoruz. Bu ne olmuş da sonuç bu olmuş. Model bunu öğrenmeye çalışıyor. Orada bir ağ kuruyor kendine. Belli bir o formülasyondan geçiriyor. Ve kat sayılar oluşturuyor. Yani 2x artı 3b gibi bir kat sayı oluşturuyor diyelim. Çok basit. Sonra biz bunu alıyoruz. Bu kat, bu formülü. Sadece yeni veriyle biraz tune ediyoruz. 2x artı 3b artı 2 diyoruz mesela yeni modelde. Çok basit anlatıyorum bu arada şu an. Yani deep learning'e giriş derslerinde böyle örneklerle başlarız genelde mesela üniversitede verirken. Ama eminim çoğunuz zaten bunları biliyorsunuzdur. NLP'de böyle yapmıyoruz ama. Yani NLP'de aslında alıp da head layer'ı kesip de yeni veriyle train etme olayını çok yaptığımız yerler var. ULM-FIT algoritması gibi. Ama şunu yapmıyoruz mesela, çok yapmıyoruz. Ben kendime örnek vereyim. Modeli train ettik, relation extraction modelini. Ve başka bir yere aktardık. Başka bir veriyle tekrar relation extraction yapacağız diyelim. Bu kez vücut parçasıyla hastalık arasındaki ilişkiyi bulacağız. Bir önceki dozajlı ilaç arasındaki ilişkiyi buluyordu. Çok iyi çalışıyor. Dozajlı ilaç arasındaki ilişkileri buluyor. Ben bunu image recognition'daki gibi, computer vision'daki gibi aynı mantıkla gelip buraya alıp o network'ün head layer'ına yeni fully connected ekleyip train ettiğimde çok iyi sonuç almadığımızı gördük aslında. Yakında bununla ilgili bir şey yazacağız zaten, publish edeceğiz. Gördük ki aslında bunu NER'da çok uyguladık. Yani 10 farklı dataset üzerinden train ettik, durdurduk, train ettik, durdurduk. 11. de iyi sonuç verecek mi? Çok az gördük onu. Yani computer vision'daki gibi değil. Bunun nedeni, en büyük nedenlerinden biri. Doğal dil işleminin çok daha farklı bir karakteristiğe sahip olması. O yüzden language modellere ihtiyaç olduğunu girdi yapacağım. Yeri de dil modelleri, bu UNFIT vesaire, bu ELMO vesaire gelmeden önce çok sığ modellerdi. Yani ağ zaten sığ. Shallow network. Öyle olduğu için onda transfer learning kafa head layer'ını kesip de kullanırım vesaireyle çok olmuyor. Her şey pre-trained model üzerinde oluyor. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü bize bazı müşteriler geliyor. Büyük firma. Müşteri dediğimizde koca işte büyük bir sağlık firması. Geliyor ve diyor ki ben diyor sizin modellerinizi alıp kullanmak istiyorum. Üzerine kendi verilerini train edeceğiz. Ya biz anlatıyoruz, bakın diyoruz olay öyle değil aslında. Onu şöyle yapmamız lazım, böyle yapmamız lazım. NLP'nin bazı karakteristiği nedeniyle. Ancak görmek istiyorlar. O yüzden NLP'de şuna değineyim. NLP'deki transfer learning language modeller üzerinden yürüyor aslında. Pre-trained model dediğimiz daha önce milyonlarca, terabaytlarca veri üzerinden train edilmiş, unsupervised bir şekilde train edilmiş veriyi, unsupervised dediğim gözetimsiz. Yani neden? Modele bunları göstererek model ne, yani aynı konteks içinde yer alan kelimelerin birbirlerine yakın olduğunu, haliyle bunların vektörlerinin de birbirine yakın olması gerektiğini öğrenmeye başlıyor. Yani gramer kurallarını, dikkat ederseniz eskiyi bilenler translate yaparken, Google Translate vesaire çok kötü sonuçlar alırdık.
Türkçe çevirdiğimizde neden? Yani dilin yapısı nedeniyle. Sonra bir gecede değişti bu. Bunu şeye geçirdiğinde, neural translation'a geçirdiğinde. Eskiden bunu kuralları, gramatik kuralları kodlarken artık sadece girdi cümlesi, çıktı cümlesi, girdi cümlesi, çıktı cümlesi. Model ne oluyor da bu girdi buna dönüşüyor. Bunu öğrenmeye başladı. Ve artık bu train ettiğiniz bu modeli hiç kural yazmadan, hiç görmediği şeyler üzerinde de model cevap vermeye başladı. O yüzden hatta bu WordVec ilk vectorize öncesinde neydi? Kelimeleri sayılara çevirirdik. Bununla ilgili aslında örnek orada anlatayım bu konuyu. Burada kısaca özetle şunu anlatayım. Transfer Learning in NLP amaç daha önce train edilmiş dil modellerini text datanızı vectorize etmek için kullanıp hatta gerekirse bunu tekrar bir fine tune etmek atıyorum 1 milyon satır text datanız var. WordWiki ya da BERT'ü alıp kendi verinizde bir fine tune edebilirsiniz. GPT'ye de yapıyoruz biz aynısını. Fine tune edersiniz. Böylece model sizin verinizi de öğrenmiş olur. Çünkü çok sığ bir domainde çalışıyor olabilirsiniz. Onu da öğrenip artık sonlara doğru çünkü hiç görmediği bir alan olabilir sizin alanınız. Onkoloji alanında çalışıyorsunuzdur. BERT onu görmemiştir. Görmüştür mutlaka ama sonuçta son train ettiğimiz verilerle bir fine tune etmesine fayda var. Fine tuning'i burada yapıyoruz. Ondan sonra kendi verinize vuruyorsunuz. Bunu kendi verinizi vectorize ediyorsunuz ya da end-to-end training yapıyorsunuz. NLP'de transfer learning böyle çalışıyor. Şimdi embedding dedik. NLP'nin temelinde kelimeleri, cümleleri, tekstleri vectorize etmek var. Represent etmek var. Yani önceden nasıldı mesela? İlk vectorize girişimleri şöyle oluyor. The cat is black. Mesela her birinin belli bir sayıya dönüştürüyoruz. Her birine mesela bir indeks oluşturuyoruz. Tüm kelimelerinizi alıyorsunuz. Unique liste yapıyorsunuz. İşte bunu TFID, Count Vectorizer vesaire çok iyi yapıyor zaten. Amaç bunun sayınızı yani tekstinizi böyle bir belirli end-to-end vektöre çevirmek. Amaç şu, bir kelime verdiğinizde buna çevirecek, bu vektöre çevirecek. Buradaki amaç ne? Genel idea, yani bu olayın arkasında genel düşünce ne? Aynı kontekst içinde yer alan kelimeler benzer birbirine benzerdirden yola çıkarak vektörlerinin arasındaki cosine distance'larının birbirine yakın olmasından yola çıkılıyor aslında. Bu sayede vektör training diyor. Training nasıl yapıyoruz? Normal işte kelimeyi veriyorsunuz, sonrasını saklıyorsunuz. Bunlara messing vesaire diyorsunuz. Ya da next word prediction yapıyorsunuz. Ya da next word'u veriyorsunuz, bir önceki kelimeyi prediction yapıyorsunuz. Sadece veri etiketlemenize gerek kalmıyor. Bu sayede model hangi kelime ne yapıyor da ne oluyor vesaire diye bunları öğrenmiş oluyor. Şimdi bunlar ilk word and glow embeddings kısımlarında ilk başlayanlar zaten. Yani deep learning tabanlı doğal dil işleme algoritmaları bu word ve glow embeddingslerle zaten belli bir TF-IDF'in üzerine çıktı. TF-IDF ve count vectorizer'a girmeyeyim. Onlar basitçe kelimelerinizi 0-1'lere çevirme olayı. Ya da kelimenin frekansına göre kelimeye işte document inverse frequency bunları kullanarak çeşitli skalarda. Amaç ne? Vektör haline getirmek tekstinizi. Ama BERT'te vesaire artık context aware oluyor. Yani word embeddings'de şu örneğe geçelim. Bu iki kelime bu kelimeyi nerede görürse görsün her zaman aynı vektörü verirken BERT, ELMO gibi context aware yani cümlenin kelimenin içinde bulunduğu duruma göre farklı embeddings alma durumu, context aware. İnsanın da yaptığı bu. Yani Türkçe'de örnekler şu aklıma gelmiyor ama yani mesela işte booking dediğimizde kitap anlamı olabilir, rezervasyon yaptırma anlamı olabilir vesaire. Cümlenin içindeki anlamına göre vektör alması lazım ki insan gibi insanın kafasında kurduğu kararı modelde yani model o nüansı modelde anlayabilsin. Bunları çok böyle amiyane tabirle anlatıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü şu an katılımcıların üniversite dışından olduğunu da tahmin ediyorum. O yüzden mümkün olduğunca basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bizler şu an kullandığımız bunların hepsini kullanıyoruz modellerde. Bazen kelime vektörü değil cümle vektörü de işimize yarayabiliyor. Mesela Google'un yaptığı Universal Sentence Encoders ya da Word Sentence Embeddings. Bunlar cümleyi vektör vermek. Çünkü neden? Bir classification yapacaksınız. Text classification. Text classification'da o teksti tamamen vektör haline getirmeniz lazım ki modele işte 800 vektörlük bir şey vermek istiyorsunuz mesela. Bir girdi vereceksiniz, sonucu da 0-1 diyeceksiniz. Modelin bunu öğrenmesi için eğer
cümle vektörünüz yoksa ne yaparsınız? Kelime vektörü alırsınız. Kelime vektörlerinin ortalamasını cümle vektörü dersiniz. Öyle basarsınız. Sonuçta bir satır basacaksınız. Ama şimdi baktığınızda bazı anlamsız kelimeler ortalamayı bozacak değil mi? Yani anlamsız işte bu yardımcı fiiller vesaire gibi stop words dediğimiz şeyler ya da cümlenin doğasına uymayan arada kalmış bazı gereksiz kelimeler normalde olmayan bunları ortalamayı bozacak ve sınıflar arasındaki çizgiyi bulanıklaştıracak. Haliyle ne yapmamız lazım? Cümle tabanlı embeddings geliştirmemiz lazım ki Word'den daha iyi sonuç versin. Ki bunu görüyoruz. Sağlıkta çok gramatik cümleler olmadığı için sağlık tekstinde genelde Word'ün etkisi de sentence embeddings kadar oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Kelimelerin ortalamasını almaktansa cümleyi modele öğretmek daha iyi sonuçlar verebiliyor NLP'de. Yani nedir mesela? Cümle bu. Bir cümle gidiyor. Amacımız da bunun sentiment analiz yaptığımızı düşünelim. Yani pozitif, negatif bir anlamı olduğunu düşünelim. 0-1. Bir restoran, yani movie review, bir geri beslemeyi bir şirket analiz edip ona göre tedbir almak istiyor diyelim. Yani bizim müşterilerimiz memnun mu değil mi? Sosyal medya analizi yapacaklar. Buna baktıklarında nedir amaç? Bunun vektör haline getirip modele öğretmemiz lazım değil mi sonuçta? Yani haliyle bunun kelime vektörünü alabilirim, string'in. Ama string bambaşka ya da Türkçe söyleyecek olursak ne diyelim? Servis çok güzel değil mesela. Güzeldi'nin kelime vektörüyle güzelin kelime vektörünün birbirine çok yakın olması lazım. O yüzden onun bazı eklerinin düşürülmesi lazım vesaire gibi. Onların ortalamasını almanız bir cümle vektörü çıkaracak ve model bundan öğrenecek. Yani ne gibi kelimeler yan yana geldiğinde bu olumlu vesaire gibi. Ya da direkt cümleyi öğreteceksiniz. Cümle etiketlettirme. O biraz daha zahmetli olduğu için hazır pre-train edilmiş bu Universal Sentence Encoders, Burst Sentence Embeddings gibi modeller oldukça başarılı sonuçlar veriyor classification'da. Text classification bir task. Biz SparkNM'de çeşitli classifier'larımız var. İşte normal TensorFlow'la kurduğumuz classify, ideal, sentiment, diğer gibi isimler veriyoruz bunlara. Amaç ne? Text var. Language modelden vektör getir. Sonra vektör bu hale geliyor. Haliyle şu cümle bu hale geliyor. Şu satıra geliyor. 768 dimensioner mesela bu. Sonra model bu 768 sütuna bakarak buna bir veri öğrenmek için normal image'i öğrenir gibi ya da fiyat prediction yapar gibi aynı şeyi öğreniyor. Amaç her şeyin temelinde aynı mantık var. Yani vektör vereceksiniz ve modele bunu öğreteceksiniz. Haliyle o ağın 768 girişi var, input'u var. Yani düşünürseniz. Şimdi bu domain specific embeddings'leri nasıl train ediyoruz? Bu PubMed gibi yani tıp alanındaki bilimsel yayınların yayınlandığı veri tabanları gibi ya da discharge note gibi hastanelerden anlaşmalarla da identify edilmiş yani hassas verilerden ayıklandırılmış model tekstler alıp onun üzerinde train ediliyor. Yani BERT, asıl BERT, backbone, bel kemiği olan BERT yani gidip de Wikipedia ile train edilmiş BERT'ün üzerine sağlık verisi koyup fine tune ediyorlar. Aksi halde sıfırdan o terabaytlarca veriyi train etmek çok masraflı olacağından Google tarafından hazır train edilmiş verinin üzerine yeni veri yine unsupervised. O yüzden fine tune etmek çok kolay NLP'de. Yani aksi halde çünkü imajla vesaire etiketlemeniz gerekir. Sonra hemen şeye geçelim. Şu an benim bunları bu problemleri çözmek için ne gibi tool'lar geliştirdik? Neler kullanıyoruz günlük hayatta? Şu an bizler projelerimizde. INER flagship komponent diyoruz. Yani o bizim amiral gemimiz aslında. Yani önce bu bilginin çekilmesi lazım değil mi? Yani highlight edilmiş bu verinin çekilmesi lazım. Yani hastalığın, ilaç bilgisinin, body part'ın vesaire bunların en küçük anlamlı birimin çekilmesi lazım. Bu çekildikten sonra şimdi ne yapacağız? Hangileri gereksiz? Hangileri gereksiz? Assertion status bakıyor buna. Neden? Çünkü Father with Alzheimer. Yani bu Alzheimer'ı INER buldu ama INER dediğim Named Entity Recognition. Bunun kısaltılması. INER buldu bunu Alzheimer'a hastalık olarak ama assertion status de bunu bakması lazım. Bu belki negatif kontekste kullanılır. Belki aile kontekstinde kullanılır. Yani father with Alzheimer. Bu ne demek oluyor? Demek ki Alzheimer ya da o tıbbi metin INER'den gelen tıbbi chunk, öbek hastaya ait değil başkasına ait. Haliyle ben eğer hastaya ait bir analiz yapıyorsam bunu çıkarmam lazım. O yüzden bu çok önemli bir komponent bizim için. Ya da no stomach pain. Eğer bunu regex'e bulursanız etrafında aratırsınız. No var mı, without yazıyor mu vesaire gibi değil mi? Yani olumsuz cümleleri kendiniz böyle keywordlere çıkarmaya çalışırsınız. Onun yerine modele bunları öğretip, bunların her biri birer deep learning modeli bu arada. Bu mesela by LSTM CNN char architecture ile çalışıyor. Ona da değineceğim vakit olursa.
Bu ise onun bir üzerine konulmuş Windows'a bakarak çalışıyor. Yine aynı LSTM network. Bunda mesela Bird kullandı. Clinical Entity Link ne yapıyor? Teksti buradan aldık mesela dozucu ya da ilaç ismini. Buna bir kod vermesi lazım. Neden? Çünkü veri tabanlarında bunların hepsi kodlarla tanınıyor. Sigorta firmaları bu koda bakarak para geri ödemesi yapıyor. Ya da araştırmacılar bu kodlara bakarak birbirine bağlıyor ilaçları, hastalıkları, DNA'ları vesaire. Bir identification ise hassas veriler var. Bu çok var bu arada çok yani bu başlı başına bir business alanı. Sadece bu alanda çalışan firmalar var. Nedir bu? Hassas verilerin çıkarılıp mask edilmesi veya yerine yenilerinin konulması, fake'lerinin konulması. Bu sayede çünkü hasta hakkında safe harbor denen bazı limitler var. Sağlık kuruluşlarının kurmuş olduğu, yani bu standartların enstitülerinin kurmuş olduğu. National Health Institute'un belirlediği bazı kriterler, hastanın ismi olmayacak, soy ismi olmayacak, adresi olmayacak, telefon olmayacak. Yani kayıtlardan yola çıkarak hastaya ulaşılabilecek hiçbir bilgi ortalıkta dolaşmıyor. Bunu yapmanın yolu ne? Bir identify etmeniz lazım. Ya kaldıracaksınız, önce onları bulacaksınız, sonra kaldıracaksınız. Ama kaldırırsanız bütünlüğü bozuyorsunuz, değil mi? Yani cümle artık okunamaz hale geliyor. Onun yerine onları fake'lerle yer değiştirebiliyorsunuz. Buna obfuscation diyoruz. Böylece cümle bütünlüğü korunabiliyor. Modeller train edilebiliyor böylece. Relation extraction ise işte buradan gelen entitylerin birbirleri arasındaki ilişkileri bulmak üzerine kurulu. Bunlarla ilgili çeşitli paper'lar yayınladık. Ne yapıyoruz biz? En yerde neler yapıyoruz vesaire diye. Birkaç makale de yayınladık. Çeşitli benchmark'lara ulaştık. Güzel sonuçlar aldık. Şu an hatta papers.com code.com'da çeşitli clinical data setler üzerinde benchmarklar Spark NLP'ye ait en yüksek skorlar. Bizim her gün train ettiğimiz modeller bunlar. NER'in kullanım amacı sağlıkta ne demiştik? Clinical Named Entity Recognition. Yani bu isimli varlıkların çekilmesi. Dozaj gibi, ilaç gibi vesaire. Bunları neden yapıyoruz? Dört nedenle yapıyoruz. Ya bir structured data çekmek istiyorum tekstten. Yani structured data extraction dediğim yani yapısal yani düzgün veri çekmeye çalışıyorum. O skalar veriyi çekmek istiyorum ki tabloya yazayım. Ya bir şeyi automate etmek istiyorum. Normal insan tarafından yapılan bir işlemi automate etmek istiyorum. Ya altta bir tane machine learning modelim var. Ona veri vermek istiyorum. Ya da future yaratmak istiyorum. Yani future yani yeni sütun eklemek istiyorum verimi ki modelim daha fazla şey öğrensin. Böyle bir kilit cümle vardır ki, kilit feature vardır ki tekstin içinde kalmıştır. Model bir türlü 60'ın üzerine çıkamıyordur mesela QRC'de. O teksti eklediğiniz an birden belki de en büyük farkı o yakalayacak. O yüzden çeşitli pre-trained modellerimiz var. Yani biz bunları train edip zaten modele bastığımız, yani hiçbir şey işlemi yapmadan kullandığımız veriler var. Yani modeller var. Bunlara pre-trained model deniyor. Daha önce de train edilmiş. NER böyle gözüküyor arkadaşlar. Yani mesela eğer ilaç bilgilerini analiz edecekseniz başka bir NER kullanıyorsunuz. Biz buna posology NER diyoruz. Bunda amaç ne? 7 farklı entity'yi çekmek. Frequency, dosage, duration. Haliyle TESK'e göre çeşitli NER modelleri train ediyoruz. Aynı anda bununla hastalığı çekmeye çalışırsam çok granüler olduğu için model yani test spesifik olursa daha etkin sonuçlar alıyor. Onu görüyoruz bu arada. Yani biz mesela 70 entity'li model de yaptık. 70 klası var. Hem modelin eğitmesi için çok veriye ihtiyaç duymamız gerekiyor. Hem de granularity seviyesi nedeniyle çok fazla birbirine karışan, confuse eden entitiler olabiliyor. O yüzden test spesifik yapınca daha iyi sonuçlar alıyoruz. Ancak onun da dezavantajına bunları ucuza bağlayıp hangisinin öncelik vereceğinizi kodlamanız gerekiyor. Daha ayrı bir trade-off tabii. Mesela bunda body partları çekmek istiyorsunuz, bunu kullanıyorsunuz. Ya da hassas verileri ver bana diyorsunuz, bunu kullanıyorsunuz. PHINER dediğimiz Protected Health Information. Bunlar bizim pre-trained modellerimizdeki entitiler şu an. Yani out of the box. Yani anahtar testi modeller. Yani veriyorsunuz tekstteki başlıklara kadar size geri döndürüyor. Ama bu modeller, herkese onu anlatıyoruz zaten. Bu modeller belli bir distribution'dan gelen veri üzerinden train edildi. Yani çeşitli akademik data setleri aldık. Weblerde, forumlarda geçen bazı yazışmaları aldık vesaire. Ya da çeşitli makaleleri aldık. Bunları etiketleyip modeli train ettik. Ya da etiketlenmiş verinin üzerine train ettik. Haliyle sizin kendi hastanenizin tuttuğu kayıtlarla oluşmayabilir. Yani ilk başta iyi sonuçlar verseniz sonra uzun vadede idame etmek istiyorsanız kendi verinizi verin bize. 100 döküm an bile olur. Onu etiketleyelim, oradan gidelim. Mesela o kanser projesini öyle yaptık. Adamların aldık 500 tane dokümanını. Metastaza yönelik kelimeleri etiketledik. Normalde hiçbir model burada metastaz çekmiyor. Onkoloji diye bir entitimiz var ama hiçbir metastaz çekmiyordu.
O 500 dokümanı aldık, etiketledik. Metastaz ve işte metastazın olabileceği organlar. Bunları öğrenen bir model yazdık. Modeli aynı aslında. Yani NER modeli dediğim, Named Entity Recognition modeli aynı. Veriyi değiştiriyorsunuz. Architecture aynı kalıyor. Model ondan öğrenmeye başlıyor. Onlara çeşitli isimler verdik modellerimize ve bunları böyle şifrettik, canlıya aldığımız. İşte o kanser polisini burada anlatıyor. Yani Electronic Health Record, text data buradan geliyor. Bizim amacımız neydi? Bu hasta ne zaman karaciğerden akciğere metastaz olacak? Ne zaman beynine sıçrayacak metastaz? Bunu nasıl tespit edebiliriz? Eski hasta kayıtlarından eğer bu sekansı yakalayabilirsek bu paterni, aynı paterni izleyen hastalara bunu tahmin edebiliriz. Bu sayede önleyici tedbirler alabiliriz, değil mi? Ya da o projede mesela şu da vardı. Bu milyonlarca PDF dokümanını analiz etmemiz. Bu sayede bu verileri çıkarıp machine learning modeline basmamız isteniyordu onların hazırladığı. Bizler sadece future generation kısmında görev aldık. Neydi mesela orada da? Hala o binlercenin içerisinden insan çıkarıyordu abstraction'ı. Biz onu automate ettik haliyle bu entitilerle. Hala bu entitilere karar verdik. Onların etiketlettirdik doktorlara. Model train ettik. Model artık bu highlighting'i kendi yapmaya başladı. Sonra dedik ki son 30 gündeki. Mesela burada çok güzel bir şey, hemen bir örnek vereyim. Bizden şunu istenmişti. Hasta beynine ne zaman metastaz olduğunu 30 gün içinde bulmamız lazım. Yani 30 günlük window içerisinde bulmamız lazım. Hastanın 100 tane dokümanı var bir hastanın. Bu hastaya o 100 dokümanı okumadan, insana okutmadan bir hastaya ait tüm dokümanları, PDF'leri bastığınızda modelin sonuç olarak bu hasta 2008 Ocak ayında beynine metastaz gerçekleşmiş demesi lazım. Sonra tabii hasta devam ediyor hayatına ve yeni kayıtlar oluşmaya başlıyor. Orada mesela şöyle bir, o yüzden çeşitli kaynakları okumak çok önemli bu konuda. Çünkü çok farklı kapılar açıyor. Yani okuduğunuz bir Medium makalesi bile problemi çözerken çok fazla işinize yarayabiliyor. Orada şöyle bir tez yaptık. Dedik ki, yani bak, normal kendi insan olarak düşüncenizi modele yansıtıyorsunuz. Diyorsunuz ki, eğer bu hastanın beynine metastaz oluştuysa, bir sonraki kayıtlarda beyni olan metastazlara atıflar çoğalmıştır diyorsunuz. Yani normal olarak onu bekleriz. Yani 5 yıldır hasta gidip geliyor kliniğe, 5. yılın sonunda beyne metastaz oluşmuş ya da yeni bir hastalığı çıkmış. Artık bir sonraki hastane vizitlerinde hep historisinde bu bilgi olacak, değil mi? Yani şu zamanda böyle bir şey oldu diye. Ne demek oluyor? Haliyle ben eğer entity'yi yakalarsam burada beyin kelimesini, metastaz kelimesini bununla bunun arasındaki ilişkiyle kurarsam, yani NER artı relation extraction daha önceden yaptıysam, bunları plotladığım takdirde bakacağım ki o tarihten itibaren bu hit sayıları artmaya başlamış. Neden? Çünkü her klinik umut artık bundan bahsetmeye başlayacak. O yöntemi uyguladık mesela. Çok güzel sonuçlar aldık. Onlar bize 72 ile gelmişti ki bu model 72 accuracy ile çalışan MIT ve New York Üniversitesi'nin ortaklaşa kurulu bir modeldi. Biz onlara 82 ile teslim ettik mesela modeli accuracy olarak. Bir sonrakine geçelim. İşte AWS, yani Amazon veya Google Cloud'un da kendi böyle API'leri var. Yani teksti veriyorsunuz, clinical teksti. Kendi problem test ilaç entitilerini vesaire döndürüyor. Şimdi biz aynısını kıyasladık. Aynı veri üzerinden test ettik. Bunu da ayrı bir makalede bastık zaten. Yani bizim accuracy'lerimiz bunlar çıktı. Onların accuracy'si bunlar çıktı. Yani aynı in sample text üzerinden yaptık bunu. Diğer büyük firmalarda bunu pay as you go solution'lar bunlar. Yani kullandığın kadar ödüyorsun, API sorumlusu kadar. İşte Spark yaptığın model ya da bu kendinize kurduğunuz model. Aslında Magic orada Spark değil. Magic kullandığınız modelde ve datada. Bunu alıp kendinizde, lokalinizde yapıp internet bağlantısı olmaksızın API'si çalıştırabilirsiniz aslında. Mesela NER'ı, çünkü konuşma başlığımızın biri de algoritma olduğu için burada nasıl bir algoritma kullandık? NER algoritmaları, yani Named Entity Recognition algoritmaları genelde BILE-STM üzerine kurulu. Neden? Çünkü token classification amaç aslında. Yani ben burada bir text verdiğimde her bir token'un bir sınıfı olması lazım. Onu buldurmaya çalışıyorum modele. Yani resim verip ona etiket verilir gibi. Değil mi? Burada da amaç her token'a bir etiket verdireyim ki model bunu öğrensin. Ne oluyor da bu model birden insan ismi oluyor mesela. Esper dediğimiz işte insan ismini ilk harfi demek. Mesela starting demek. Çeşitli tagler veriyoruz buna. Model önce yani amaç bu token classification. Token classification nasıl yapacaksınız? Yani ben mülakatlarda çok soruyorum mesela bunu. Bir NER model yapacaksın diyorum. Bir NER model için, yani Named Entity Recognition model için en predictive future'lar neler olabilir?
Yani hiç ağı düşünmeyin, network'ü düşünmeyin. Yani bir insan olarak baktığınızda, daha doğrusu bir, yani makineye bunu göstermek istediğinizde neler önemlidir? Yani hemen sesli söyleyeyim. Önce mesela kelimenin tamamen büyük harf olması. Büyük harfle başlayıp küçük harfle devam etmesi. Tamamen küçük harf olması. Bunlar kelimenin insan ismi mi, şehir ismi mi, hastalık ismi mi, kısaltma mı olduğunun birer göstergesidir, değil mi? İki, kelimelerin vektörü, vectorization kısmında anlattım. Kelimenin bir vektörü olması lazım. Şuradaki her kelimeyi bir word embeddingse çevirmemiz lazım ki V ile, yani bu iki token arasındaki aynı kontekste yer aldıkları için bulabilsin. Birinci future bu, word future. İkinci future, dediğim gibi büyük harf, küçük harf, bunlara casing future diyoruz. Üçüncü future ne olabilir? Harf. Harfler. Çünkü bazen typo olabiliyor. Yani bazı harfi eksik yazabiliyorsunuz. Özellikle tıpta çok görüyoruz bunu. Typolar oluşuyor. Yani çünkü uzun ilaç ismi var. Bazı harfler düşük çıkıyor. Siz bunu keywordlerle aratsanız bulamazsınız. Neden? Çünkü keywordleriniz temiz keyword. Bunun yerine ne yapıyorsunuz? İşte char, yani karakter based feature ekliyorsunuz modelinize. Bunu CNN embeddings ile veriyorsunuz. Model typo bile olsa bulabiliyor böylece. NER kısmıydı bu. Şimdi assertion model. Assertion modelde bu NER'dan gelen kelimenin var mı, yok mu, conditional mu? Tamam mı? Mesela absent, came back clean. Baktığınızda burada bir negatif kelime yok mesela, değil mi? Ama bu absent, insan olarak okuduğumda burada diyor ki Jane'in bu testi temiz çıkmış. Şimdi temiz çıkmak aslında olumsuz bir kelime değil. Ama ben test araştırıyorsam işte bu testi önce buluyorum NER'la. Olumlu mu, olumsuz mu? İşte model, bunları, bu da supervised. Yani modeli cümle veriyoruz. Şeyi veriyoruz. Yani target entity veriyoruz. Ve karşısına etiket olarak da absent diyoruz. Model bundan öğreniyor. Yani ne oluyor da bu test absent oluyor? Yani yok demek. Absent dediğimiz olumsuz anlamda. Ya da hypothetical. Yani bazı durumlarda mesela nezle riski var. Eğer aşılanmadıysa nezle riski var yazıyor burada. Şimdi nezle riski olan hastaları bana getir dediğinizde bu cümle direkt flu'yu direkt olumlu present döndürebilir. Ya da nezle olmuş insanları bana getir dediğinizde modele. Keywordlerle aratırsanız bunu direkt döndürebilir. Ama bu bir conditional durum var burada. Yani daha doğrusu bir varsayım var. Yani başka bir olay tarafından tetiklenmesi lazım ki flu'yu. Riski oluşsun gibi. Bu klinik trial'larda çok önemli özellikle. Filtre out yapmak için. Gereksizleri filtre out yapmak için. Ne yapıyoruz burada? Mesela şöyle bir cümle var. Patient with severe fever. Yani ağır ateşli ve boğaz ağrısı olan bir hasta. Haliyle önce NER geliyor, bunları buluyor. Hastalığı buluyor. Severe fever, işte ağır ateş ve boğaz ağrısı, bunları buluyor. Sonra assertion model ise o ise bunun gerçekten orada olup olmadığını buluyor. Mesela stomach pain'i bulmuş. Ama model ne diyor stomach pain'e? Bakın absent diyor. Yani model diyor ki stomach pain aslında yok diyor. Yani ben desem ki bu hastanın pozitif diagnozlarını listele bana desem, stomach pain'in o listede yer almaması lazım. Ama eğer keyword kullanırsanız o listede yer alır. Sadece NER kullanırsanız yine o listede yer alır. O yüzden assertion modelin gelip orada bir filtre out yapması lazım. O yüzden bunu kullanıyoruz. Yani ikinciyi kullandığımız en önemli model bu. Üçüncü model entity resolution. Yani bu kelimeyi bulduk. Bakın dikkat ederseniz hepsi birbirine bağlı. Önce NER'le buluyorum, sonra downstream testlere veriyorum. Entity resolution ne yapıyor? Alıyor bunu ICD-10 kodu, yani hastalık kodu verecek ki standartize halde getirelim ya da işte sigorta firmalarına rapor edelim. Ki ona göre, çünkü bazı firmalar var, sağlık hizmeti veriyorlar, sonra onu alıp raporluyorlar. Raporlarken aynen böyle description yazmıyorlar, kodunu veriyorlar. Çünkü her kodun farklı bir şeyi var. Rücu ettiği fiyat var. Ona göre tekrar geri ödemesi yapılıyor. O yüzden bunu koda çevirmemiz gerekiyor. Onda da entity resolution algoritmasını kullanıyoruz. Mesela. Onda da mesela bir sentence kullandık en son. Çok iyi sonuç aldık ama çok yavaş. Mesela nedir? Bu cümleyi veriyoruz. Şu kadar ilaç yazıldı. Bakın tüm ilaçları bulduk. Şimdi amaç ne? Ariston kodunu elde etmek istiyorum. Ariston da ilaçlara verilen kod. Ki ona göre işte onların fiyatları vesaire, ülkeye göre muadil isimleri vesaire değişiyor malum. Ama şu kodu oluşturmak ne olacak? İşte ilacı buluyoruz. Tüm drakları veriyoruz buraya. Basıyoruz. Ama ben, çünkü ilacın dozajına göre kodu değişebilir, değil mi? Yani 1 miligramlık metforminin koduyla 100 miligramki farklı olabilir.
O yüzden yanındaki dozacı bulup onu ona bağlamanız lazım. Bunu işte relation extraction yapıyor. Şimdi ona geçiyoruz haliyle. Mesela relation extraction. Yani hasta şu tarihte gelmiş, şu ilacı almış, sonra 5 gün sonra tekrar şu hastalığı olmuş. Bunların hepsini amaç ne? Şu timeline'ı oturtmak. Yani böyle bir hasta akışı, yani timeline'ı, yani zaman çizelgesini oturtuyorsunuz hastanın geçmişini. Geçmişte yaşadıklarını, geçmişteki hastalıklarını mesela ne verildi, ne yazıldı. Amaç şu hale getirmek ki bunu sorgulayabilirsiniz sonradan. İşte onda da çeşitli relation extraction algoritmaları kullanıyoruz. İlki mesela direct feature based'di. Yani aradaki kelimelere kadar sayıyorduk. Sonra bunu network'e veriyorduk. Ki LSTM'den daha iyi sonuçlar veriyordu ilginç bir şekilde. Sonra BERT'e geçtik. Şu an ben mesela production'da hala bunu kullanıyorum. Çünkü BERT production'da daha yavaş çalışabiliyor. Vesaire vesaire. Sonra onu işte distribüörde. Neyse girmeyeyim o detaylara. Çeşitli algoritmalar. Bunların hepsi şu an out of the box çalışan algoritmalar. Yani herhangi bir insan verisini veriyor. Yani etiketledikten sonra bu modeller bunu şey yapmaya çalışıyor. Aradaki bağlantıyı bulmaya çalışıyor. Ve son olarak da de-identification. De-identification'da yani son testimiz. De-identification ise hassas verileri bulacak ve bunları çıkaracak veya mask edecek. Amaç o. O yüzden yine NER devreye giriyor. Bu aralar şeye girdik mesela. Bu da çok ilginç. Text generation. T5 ve GPT'de text generation yapıyoruz. Yani bana pregnant ve diabetes ile ilgili kelime üret diyor, cümle üret diyorsunuz bu modele. Neden? Ben bu cümleyi alacağım sonra etiketleyeceğim mesela. Elimde yok böyle bir veri. Pregnant ve diabetes ile ilgili mesela hamile ve diyabet hastalarla ilgili elimde veri yok. Bunu modelle text generate ettirip sonra onu kendim training'de kullanıyorum. Ya da daha da güzeli var. Koca bir şeyi, klinik notu summarize ettirebiliyorum. Çeşitli algoritmalarla. Çok fazla konu var. Daha fazla. Ama sanırım galiba süremizi aşıyoruz. Değil mi hocam? Hocam siz bilirsiniz. Evet, süreyi biraz tamamladık gibi. Toparlamak isterseniz. Evet. Şimdi bugün onu açıklamaya çalıştım. Yani neden sağlık verisi NLP ve sağlık verisi çok doğal kardeş alanlar ve çok, hangi amaçla kullanabiliriz ve hangi algoritmaları, hangi metotları kullanıyoruz şu an? Ne amaçla kullanıyoruz? Bunları anlatmaya çalıştım. Bunların çok daha fazlasını bizim workshop infomuzda vesaire bulabilirsiniz. Yani İngilizce yaptığımız konuşmalarda bulabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Birkaç kişiyi bu alana doğru çekebilmişizdir. Ya da kafada soru işaretleri varsa onları taşları yerine oturtturabilmişizdir. Sorular varsa alabilirim. Teşekkürler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir sunumdu. Çok akıcı geçti. Yani hayranlıkla izledim ben kendi adıma söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kapsamlı bir konu ve Amerikan sağlık sistemi benim bildiğim kadarıyla hani bizimkinden de oldukça farklı. Ben hemen soruları alalım şeyden, text kısmından, belki siz de görebiliyorsunuz. Ben okuyacağım soruları ama şeyi merak ediyorum hocam. Şimdi Türkiye'deki sağlık sisteminde bu kadar çok text kaydı tutuluyor mu? Sadece bildiğim kadarıyla doktorlar rapor olarak bilgisayara giriyorlar. Hani sizin bahsettiğiniz gibi elle yazılmış text kayıtları var mı bilmiyorum. Bunları toparlamak mesela Amerika'da siz örnek gruplar üzerinden çalışıyoruz dediniz değil mi? Hani bize bu tarz veriler geliyor. Bütün verilerin kayıtlı olduğu bir sistem değil. Sizin çalıştığınız kişilerin size ilettiği veriler üzerinden işlem yapıyorsunuz değil mi? Evet, normal açıktaki verilerle modellerimizi train edilmiş oluyor önce. Önce bakıyoruz ne kadarını kapsıyoruz. Yani onların dağılımını ne kadarını kapsayabiliyoruz. Sonra diyoruz ki bunu diyoruz tune etmemiz lazım. Sizin verilerinize ihtiyacımız var. O verilerini alıyoruz. Dediğiniz gibi el yazısıyla olanlar azaldı iyice. Biz de o yüzden el yazısı model yapmıyoruz mesela artık. El yazısı tespitiyle. Çünkü zaten zor bir alan. Yani evet. Hiç gerek yok. Çok fazla olmuşlu olur. O yüzden adam normal tekstlerini, bilgisayara yazdıkları normal elle yazdıkları, history yazdıkları, klavyede yazdıkları teksti alıyoruz. Modellerimizi tekrar fine tune edip yeni mesela model onu da öğrensin. Sadece gelen backbone'daki veriye bakmasın diye. Türkiye'deki durum buna benzerdir muhtemelen. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben sorulara bakayım. Hemen sondan Güncel hocamın, Güncel Sarıman'ın bir sorusu var. Türkçe doğal dil işleme çalışmaları süresince yıllarca dilin morfolojisi bilgisayara öğretmekle uğraşıldı. Türkçe gibi sondan eklemeli dillerde buna mecbur olduk. Fakat son yıllarda machine learning yaklaşımları
bu süreci biraz değiştirdi. Yaptığımız çalışmalarda başarılı modeller çıkıyor ama yine de dilin kurallarına, cümle dizilimine çok bakmadan büyük korpuslardan ve machine learning uygulamalarıyla net sonuçlar çıkarabilir miyiz? Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Ben kendi örneğimi şey yapayım. Şimdi biz evet, Türkçenin bu yapısı sondan eklemesi nedeniyle aslında biz mesela 325 dil dedim. Yani 325 dile uygun aynı algoritmayı değiştirmeden vurduk ve iyi sonuçlar aldık. Türkçe'de ilginçtir. Yani bu aynı algoritmayı değiştirmeden soldan sağa yazılan, sağdan sola yazılan, işte Arapça vesaire gibi, Farsça gibi dillere bile uyguladığımızda aynı algoritma güzel sonuç verirken Türkçe'de aynı algoritma iyi sonuç vermemeye başlıyor. Yani veriyor ama aynı, yani değiştirmeniz gerekiyor. Ne yaptık haliyle? Yani şu an onu çok o alanda business oluşmadığı için çok girmedik ama yaptığınız kısa çalışmalar şunu gösteriyor. Zaten bu alanda Türkçe NLP'de çalışanlar da biliyordur. Bazı handcrafted future'lara ihtiyaç var. Yani elle kendiniz modele yeni future'lar besleyip şeyi de değiştirmeniz gerekiyor. Yani bu attention mekanizması vesaire ekleyerek mevcut bizim Bayer STM Seyna Çağrı algoritmasının orada çok işe yaramadı. Yani yarıyor ama bunu 90'dan 95'i çıkartamadık mesela. Çıkartabilmek için de çeşitli Türkçe'ye has kökünü bulalım önce stemmingini. Sonra eke bakalım. İki ayrı future haline getirelim. Onu vectorize edelim. Vesaire gibi yöntemlerle aynı sonuca ulaşılabilir. Ancak out of the box algoritmalar Türkçe üzerinde çok iyi sonuç vermiyor. Veri sayısını artırsanız bile illaki dilin morfolojisine uygun çeşitli future'lar eklemeniz gerekiyor. Future'lardan kasıt az önce örnek verdim. Hepsi büyük harfli. Hepsi küçük harfli. İngilizce'de tamam böyle koyduk bunları. Ama Türkçe'ye geldiğimizde bunlar çok farklı bir kuralları oluyor haliyle. Sondan ekleme, düşük harfler, C'ler, Ç'lere dönüşmesi vesaire gibi. Bunların hepsinin ilave future, yani algoritmanın yapısının değişmesi gerekiyor özellikle. Değiştirirsek aynı sonuca ulaşabiliyoruz ki bazı Türk NLP araştırmacıların aynı bizden daha iyi skorlar elde ettiğini gördü kendi algoritmalarıyla. Ki doğru olarak. Aynı biz out of box kullanmak istedik ama olmamıştı. Çok teşekkürler hocam. Baterist sanırım kod adlı bir arkadaşın sorusu var. Araştırmacılar için sunduğunuz açık veri setleri mevcut mudur diyor. Bizim kullandığımız verilerin çoğunu, şimdi I2B2 dediğimiz biomedical veriler açıkta var zaten. Bu CHEM, disease vesaire. Bunlar açıkta. Direkt Google'a yazın çıkar zaten. I2B2'ler registration'a tabi ama herhangi bir araştırmacı sadece mail ile başvurup alabiliyor onu. Biz de öyle yaptık. Başvurdu. Onun sadece kim olduğunu veriyor. Sonuçta re-identify veriyi alıp kullanabilirsiniz. Aynı modelleri kullanarak siz de mesela bizim Spark NLP'nin open source'unda lineal algoritması var. Aynı algoritmayı biz healthcare'de kullanıyoruz. Yani siz de o veriyi alıp, ki benim notluklarım var, public veriyi kullanıyor. Public clinical veriyi alıyor. Açık kaynak. Oradan bulabilirsiniz kaynakları. Bizim workshop notbook'unda. Spark NLP workshop yazın. Oradakileri ya da paper'larımız direkt benim adımı yazın. Archive'den bakın ya da Google'dan bakın. Yazdığımız paper'larda o veri setlerine dipnotlarda referanslarını da verdim. Oradan indirip aynı algoritmayı hiçbir ücret ödemeden public open source'dan çekip vurabilirsiniz. Notebook'lar bunu basamak basamak anlatıyor. Kolay notebook'larımız şu an. Çok güzel. Çok teşekkürler hocam. Emre Bey'in bir sorusu var. Hocam NLP ile Robotic Process Automation'ın etkileşimi nasıl diyor? Çalışmalarınızın ne kadar otomasyon süreçlerini oluşturuyor diye sormuş. Şimdi NLP'de model predictive power'dan ziyade automation daha fazla. Ancak automation'dan kasıt buradaki Robotic Process Automation değil. Robotic Process Automation deyince benim aklıma UiPath'in yaptığı RPA vesaire geliyor ama bunu eğer gerçekten automation kastetliyorsa bu soruda sadece automation'dan diyeyim. NLP healthcare alanında normal predictive'den daha fazla RPA ile yapıyoruz. Yani süreçleri automate etmeye çalışıyoruz. İnsana yaptığından o süreçleri insan gücü. Çünkü insanın yaptığı işler sıkıcı. Yani bazı şeyleri kayda geçirmek vesaire. Bunları onun üzerinden almaya çalışıyoruz. O human coder'lar sıkıcı 4-5 yıl çalıştıktan sonra bırakıyorlar işi. Onların yaptıkları işi automate etmeye çalışıyoruz. Ve etiketleme de zahmetli bir süreç. Haliyle automation NLP'de özellikle NLP machine learning'e future beslemekten ziyade automation belki de olanın %75'i diyebilirim. Yani geri kalan %25'i bunun machine learning vesaire. Çok teşekkürler hocam. Enes'in bir sorusu var. Bizim öğrencimiz olabilir. Çok teşekkür ediyor bilgileriniz için diyor size hocam. Bu konuda ciddi bir domain bilgisi olması gerekmiyor mu? Bu konudaki domain bilgisi olmadan NLP analizi yapmak ne kadar sağlıklı olabilir? Tabii ki oluyor. Bizler çalışırken öncelikle o problemi benim yazılımcı olarak, yani veri bilimci olarak orada anlamam lazım.
neden olduğunu anlamam lazım. O yüzden çok fazla doktorlara mesela prediction alıyoruz modelden. Ben anlayamıyorum doğru mu yanlış mı? Ben mi yanlış yaptım, model mi yanlış yaptı diyorum. Doktora soruyorum mesela. Sen olsan ne derdin gibi. O yüzden veriyi etiketlettirirken de doktora, veri bilimci olarak sizlerin sadece olayı şeyi görmeniz lazım. Yani bütün görmeniz lazım. Etiketlediğiniz kişiyle model arasında köprü olmanız lazım. Hala domain knowledge'ın olması çok dezavantaj değil. Olsa tabii ki güzel, plus. Ama olmasa bile çok rahat bir iki okumayla kendinizi adapte edebileceğiniz bir şey. Problem tabanlı bir şey. Yani ben normal healthcare NLP yapıyorum. Bir gün sonra marketing NLP ile ilgili bir proje geldi. Onu da yapıyor. Yani marketing ile ilgili şeyim olmaması lazım. Hiçbir bir geçmişim olmaması lazım. Ne yapıyoruz? Açıyoruz, okuyoruz, research yapıyoruz önce. Araştırıyoruz. Neler yapılmış bununla ilgili? Tekrar icat etmeye gerek yok. Bazen orada okuduğunuz bir bilgi kırıntısı bütün her şeyin doğasını değiştirebiliyor mesela. O yüzden domain knowledge'ınız olmamasını bahane olarak kullanmayıp yoksa o konuda birkaç araştırma ile beyninizi direkt oraya adapte edebilirsiniz. Olursa tabii ki daha iyi. Pardon, sizin tecrübenizle tabii olay çok daha güzel anlaşılıyor hocam. Çok teşekkürler. Leon'un bir sorusu var. Şey yapamıyorum, Leon dedim sadece ama Spark NLP bir NLP, pardon kaydı bir saniye, hemen güncel beyin sorusu geldi. Evet, Spark NLP bir NLP kütüphanesi olmasına karşın kullanım açısından TensorFlow, Scikit-learn, Keras gibi çok yaygın machine learning kütüphaneleriyle yarışır vaziyette. Bu başarının sırrı sizce nedir diye sormuş hocam. Başarının sırrı biz her 2 haftada bir release yapmak için canımızı işimize takıyoruz. 2 haftada release yapıyoruz. Kolumuza bacağımıza mal oluyor tabii bu. Bazen yani özellikle remote çalışan ekipler için çok zor. Hafta sonu ilgili kişiyi bulup da onun modeli bazen yalnız kalıyorsunuz. Sırrı bir o çok fazla release yapıp en güncel modelleri dahil etmemiz. 2 out of box solution sunmamız. Yani normal Spark gibi zor olan bir framework'e basit out-of-box modüller ekleyip sadece insanların pip importla, pip installla kurup kullanabilmelerine imkan tanımak. İkincisi bu. 3, çok fazla yardımcı kaynak üretmeye başladık. Collab Notebook. Hiçbir şey install etmeden normal Collab'de açıp çalıştırıp kullanabiliyorsunuz. 4, çok şeyiz. Yani bütün sorulara cevap veriyoruz. Mesela Slack kanalında vesaire mailde. Bana LinkedIn'den bile normal bilgisini paylaşamıyor mesela arkadaş. İş yerinden ekranının cep telefonuyla görüntüsünü çekip kodunun bana gönderenler oluyor mesela. Çünkü o veriyi benimle paylaşamıyor. Çak bana çekip gönderiyor. Burada niye hata var? Çok fazla her sorularına cevap veriyoruz. Bazen artık yeter, artık ödeme yap yani. Diyesimiz artık. Bunlar olabilir. 4, yani 5 yeterince saydım sanırım ama dediğim gibi bir de bunu çok popülerize ediyoruz. Yani sosyal medyada ya da blog postlarla herkesin anlayabileceği seviyeye getirip, bir de sağlık derebaçta bu aralar. Büyük firmalarla da çalışınca çok fazla bizim için kendini böyle wow eden, yani kefil olan firmalar ortaya çıkıyor. Bunların hepsi güvenliğini artırıyor. Bundan sonra daha çok sorularınız olacak zannedersem hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bir soru daha var. Hani cumartesiye ayırdınız hem katılımcılar hem sizin. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi alıyor muyuz bilmiyorum. Soru var. Ben sormak istiyorum. Güncel hocamın sorusu yine. Kurduğunuz modelin yazılıma mobil web'e aktarılması aşamasında başka soru gelince aşağıya kayıyor. Çok özür diliyorum. Bakıyorum. Evet. Kurduğunuz modelin yazılıma mobil web aktarılması aşamasında ne tür yöntemler kullanıyorsunuz? Web API'lerden farklı yaklaşımlar kullanıyor musunuz diye soruyor Güncel Hocam. Şimdi özellikle belki ona değinmemiş olabilirim. AirGap Network, yani internet bağlantısı olmayan sistemleri de kurmamız isteniyor bunu. Çünkü dışarıyla internet bağlantısı olmaması lazım sağlık verisinin. Verinin dışarı akmaması lazım. Bizim için mesela benim en büyük başarılarımdan biri olur. Bir firmayla çalışıyoruz mesela. 40 VPN'den geçerek ulaşıyoruz adamın verisine. Yani veri kopyalayamıyorum, öbür bilgisayarıma geçemiyorum. Ya onlar bana bilgisayar gönderiyorlar bazen. Onun üzerinde yine VPN'le bağlanıyorum. Ve girince artık normal, sizler şu an çalışırken direkt pip install edip ihtiyacınız olan hemen bir dependency'yi kuruyorsunuz değil mi? Biz onu yapamıyoruz mesela bazen sağlık verisiyle çalışırken. Çünkü internet bağlantısı olmuyor veriyi gördüğünüz zaman. Haliyle onları daha önceden düşünmeniz gerekiyor ya da önceden virtual environment'a taşımanız. Deployment kısmına gelelim. Eğer AirGap'te yapıyorsak bunu normal container haline getirip Docker'la Kubernetes'e basabiliyoruz. Bir aşaması bu. Bunu kendi içerisinde konuşturuyoruz. Local network'leriyle sadece portlarıyla birbirleriyle iletişim halinde kurduruyoruz ve scale edebiliyoruz. Birinci aşama bu. İki, normal REST API yapabiliyoruz. Normal Flask'ta normal REST API yapıp ya da Streamlit'e de basabiliyoruz. Bunları demo amaçlı yapıyoruz. Ama olay production'a geldiğinde
Plus'tan ve Streamlit'ten çıkıp artık şeye geçiyoruz. O container ortamına geçiyoruz ki scale edebilsin. Birçok kişi gidip de oradan sorgu yapacak. Ve WebSocket'ler tabii ki. Yani kullandığımız şu an UI ile iletişime geçiren. Ve cluster üzerinden, mesela bunu normal şey gibi düşünmemek lazım bir de. Runtime, Spark'ın runtime olarak çok etkili olmayabilir ki oluyor. Light pipeline'ımız var, onunla yapıyoruz. Ancak büyük bir de veriyi basıp cluster'a dağıtıp sonucu size döndüren servislerimiz de var. Yani overnight çalışanlar. Bunların hepsini Kubernetes, Docker, normal bir software çözümleri nasılsa, CI/CD pipeline'leri nasılsa bizde de aynı şekilde. Bu bir yazılım şirketi sonuçta. Aynı şeyleri biz de uyguluyoruz. Çok teşekkürler. Devam ediyor muydunuz hocam? Özür dilerim. Yok yok, hayır. Ben soruları ben de görebiliyorum. Çok uzun bir soru var. İstersen Evet. size okutmayın, ben kendim cevaplayayım. Tamam. Buyurun tabii ki. Evet. Soru, NLP çalışmalarında pre-trained modelleri kullanmak yeterli mi? Yoksa kendi text metinlerinizi oluşturup bunun üzerinden kendiniz domain expertle sınıflandırma yapıp etiketleme vesaire ile ilgili bir soru var şu an. Evet, çok uzun. Okuyamadım. Ancak az önce dediğim gibi backbone'u language modeller, BERT, XLNet vesaire, Roberta vesaire, bunları tabii ki alıyoruz. Önce fine tune ediyoruz kullanıcı verisiyle. Etiketli olmasa bile. Bazen 1000 tane PDF'ini hemen direkt alıyoruz. Tekste çevirip bir fine tune ediyoruz. Ardından downstream test diye end-to-end classification yapacağız diyelim. Onu orada o BERT'ü kullanıyoruz vectorize etmek için. Yani bizim orada kullandığımız kısım daha önce zaten dilin yapısını öğrenmiş bir modelin üzerine kendi verimizde biraz daha katsayıları güncelleyerek vermek. Ama NER'a geldiğimizde, NER'da sonuçta bu embeddings bir future. Casing future var, embeddings future var, chart future var, değil mi? Şimdi word embeddings kısmını o language model her ne kadar fine tune etmiş olsak bile sonuçta çok daha fazla transfer edemediğimiz şey var NER'de. O diğer future'lar nedeniyle. Onları da haliyle veriyi mutlaka etiketlemek gerekiyor. Çünkü bazı verilerde isim hemen soy isimden sonra geliyor. Bazılarında önce geliyor. Bazılarında relation exception'lar cümle across sentences, yani bir cümledeki bir metni diğerinkine bağlamaya çalışıyoruz. Ama bazılarında aynı cümle içinde bulmaya çalışıyoruz. Haliyle mutlaka etiketleyince en safe solution etiketleyerek yapmak. Kendi Uber domain spesifik sonuçta. Sadece Spark ve BERT gibi pre-trained araçları kullanarak herhangi bir program çok iyi başarıyla elde edilebilir mi? Hayır, elde edilemez. Bu size exploration verecek ilk başta. Out of box solution'ları koyacaksınız. Yani OTML'i mesela biz üniversitede OTML dersi verdiğimiz için veriyor. OTML'i production'da kullanmak değil. OTML size limitlerinizi gösteriyor. Bu modeller de öyle. Yani neler elde edebilirsin? Neler yapabilirsin? Bir bakıyorsunuz, genel bir resmi çıkarıyorsunuz kabataslak. Problemi gerçekten çözmek için içine girmeniz lazım. Aksi halde eğer bunlar out of box konulabilseydi bizler şu an para kazanmıyor olurduk. Değil mi? Yani haliyle. Ya da bu alanda çalışmıyor olurduk. İlla ki bunu bilen, modeli tune edebilen sizlere ihtiyaç var. Sizler gibi araştırmacılara, öğrencilere ihtiyaç var ki modeli tune edip probleme yönelik yeni model geliştirebilsin. Yoksa herkes artık model kurmayı vesaire öğrendi. Çok basit hemen öğrenilebiliyor ama probleme bunu adapte etmek bambaşka bir yetenek. Aradığımızda oluyor zaten. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu cumartesini ayırdığınız için bize. Gamze hocamın sanırım bir Evet. şey var. Sonra ben kapanışı yapacağım. Teşekkür Ben de bir soru sormak isterim hocama ama Veysel ederim. hocama. Hocam teşekkür ederiz. Çok güzeldi, çok bilgilendiriciydi. Açıkçası biz sağlık alanında bu tür çalışmaların bu hale gelmiş olmasını mutlulukla ve şu an için büyük bir keyifle dinledik sizden ve açıkçası ufkumuz da açıldı bu alanda yapılan çalışmaları duydukça. Şöyle bir tabii bu bazen iyi senaryo, bazen kötü senaryo denebiliyor ama hani burada biz aslında sağlık sistemine yardımcı araçlar hazırlanıyor bu yapılan dil işleme uygulamalarında. Doktorlara, sağlık çalışanlarına, dediğiniz gibi ilgili hastanın tüm dökümlerini onun önüne çıkartacak. Ama bu yani bir öngörünüz var mı? Hani bu öte bir zamanda ne kadar öte bir zamanda ya da tamamen insansız bir modelle artık onu öğrendiği bilgilerle teşhis edip hastalığı tedavi yazabilecek forma gelecek bir çalışma ne kadar zaman sonra olabilir? Öngörünüz nedir? Var mı? Olabilir mi ya da böyle bir şey?
Şu an bu mesela en son geçen haftanın mevzusuydu. IBM Watson mesela satıldı. Yani gelir elde etmediği düşünerek. Onun amacı kanser teşhisi için milyarlarca dolara harcanarak geliştirilen IBM'in Watson engine'i. Çok gelir elde etmediği görüldü. Çünkü healthcare'de AI kullanımında bazı konsörler var, endişeler var malum. Açıklanabilirlik ya da güven. Çünkü derin öğrenme metotlarının en büyük dezavantajlarından biri model yanlış olsa bile çok emin kendinden. Yani buna yani bu insan resmine kedi resmi diyor ve %95 diyor mesela gibi. Bunlar çok riskli şeyler sağlık alanında. Haliyle bir hastalığın tespitinde prediction yapan bir modeliniz olduğunu düşünelim. Eğer bu hastaya hasta değil derse diğerinden daha riskli. Yani recall vesaire burada daha önemli. Haliyle. Yani tam kaçırmaması lazım. Ya da sağlam kişiye hasta derse bu daha az riskli bir durum. Gibi nedenlerle endişeyle yaklaşılıyor. Ancak NLP işin içine girdiğinde NLP'nin karar vericilere çok hızlı bir şekilde insan gözüyle analiz edemeyeceği, toplayamayacağı verileri bir araya getirip bir karar destek aşamasında sunması, insanın kafasındaki o karar verme cycle'ını orada reprezente edilmesi AI'la çok daha bir büyük boyut açıyor. Image recognition her ne kadar şu an daha iyi bilinse de yani bilgisayarla görü, röntgen vesaire. Ben bunların çok uzak olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü özellikle underdeveloped yani böyle az gelişmiş ülkelerde ya da doktor sayısının yetersiz olduğu, teknolojinin yetersiz olduğu yerlerde erken teşhisin önem kazandığı hastalıklarda deep learning modelleri çok ucuza deploy edilip yani gerekirse feragat edildi, bir şeyden feragat edildi. Yani gerekirse sağlama da hasta desin. Ama yine de kaçırmasın hastaları. Yani bunları bulmak çünkü hasta sayısını yarıya düşürecektir yani. Bu aşamada doktor replace etmeyecek. Doktor hiçbir zaman replace etmeyecek. Ancak hatta şöyle bir söz vardır. Yani AI doktorları replace etmeyecek ama AI bilen doktorlar diğer doktorları replace edecek. Bunları uygulamayanlar çağın gerisine kalacak. Hatta ne iş yapıyorsanız o, hatta bir slaytımızda onu kullanmıştık. Şu an ne yapıyorsanız olun, ne yapıyorsanız olun bu alanı öğrenin. O aksi halde 3-5 yıl içerisinde dinozor olacaksınız derler hatta. O yüzden çok güzel bir bölümü şu an yönetiyorsunuz. Çok rağbet duyan konular bunlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Sağlıkçıların da bu alanda artık ilgisi de Türkiye'de de zaten oldukça fazla. Amerika zaten herhalde bu anlamda daha açık galiba fikirsel olarak. Araştırmalara da destek veriyorlar. Türkiye'de de ama bu anlamda oluşumlar var. Bizim de takip ettiğimiz, biz de burada destekleyen, halen burada olan kişiler de var. Sağlıkçılar da ilgiyle yaklaşıyorlar anladığım kadarıyla bu çalışmaya. Aynen. Hatta bir örnek vereyim. Benim şu an kendi takımımda kod yazan, Scala'da ve Python'da kod yazan iç hastalıkları uzmanı var. Kod yazıyor. Güzel. Ya git kurtar kendini, gelme buraya diyoruz ama ama adam seviyor. Yani çok hoşuna gidiyor çünkü bildiği için tabii ki kodlama yeteneği orada geri planda kalabiliyor. Problemi formülize etmesi açısından çok güzel olabiliyor. Çok istifade ediyoruz kendisinden. Tabii ki bir yazılımcı kadar şey yapmayabilir ama en azından bize ihtiyaç duymadan kendi kodunu yazıp hipotezlerini doğrulayabiliyor. O yüzden çok şaşırmıyoruz artık yani tıpçılardan kod yazmaya başlayanları. Çünkü bir tıpçının kod yazmayı öğrenmesi bizim tıp öğrenmemizden daha kolay bir kere. Evet. Haliyle onlar direkt bir iki adım öne geçebilirler kendi eş değerleriyle. Evet. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Rica ederim. Teşekkürler davetiniz için tekrardan. Evet Dida hocam, hocam çok buyurun. teşekkür ediyoruz. Tamam, çok teşekkür ediyoruz hem size bu değerli sunumunuz için. Gerçekten hafta sonumuza hani renk kattınız ve ufkumuzu açtınız. Tüm katılımcılara da vakit ayırıp bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Sunumun kaydını sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız arkadaşlar. Bu bahar dönemi boyunca da yaklaşık haftalık etkinliklerimiz devam edecek. Lütfen bizim sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Hocam chatten görüyorsunuz katılımcıların tekrar özel olarak size teşekkürleri var. Bir sonraki toplantıda görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi hafta sonları, iyi günler. Çok teşekkürler. İyi haftalar. İyi Teşekkürler. günler.